Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara. Ne ötürüm lan? Oldu da dedim keşkeme. Mercedes'ten yaptım tüm sarışınlara. Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin en taşaklı şovuna hoş geldiniz. Zahmet oldu, zahmet. Of, oğlum yayından önce çok hiç heyecanlı değildim, şu an çok heyecanlıyım ya. Fatih, heyecanımı geçir hemen, çabuk. Sen hep kamera açılınca böyle oluyorsun ama. Vallahi öyle. Yani ilk yayın çok fazla konuşuldu İbo. Hı. Yani orada birkaç eksiğimiz vardı. Onları söylediler bir ton. Kanka, bizim eksiğimiz yoktu aslında. Biz insanlara kendi aramızdaki hani ortamımızı yansıtmayı istedik. Evet. Ama bunu beceremedik. O yüzden de eksik gibi göründü. Beceremedik açık. Eksik gibi göründü. Doğrudur. Herkesten ilk yayın için, kusurlarımız için, ilk yayındaki kusurlarımız için özür dileriz öncelikle yayına girerken. Böyle başlayalım. Bu yayında peki? Kanka, bu yayın hakkında sana bilgi vereyim. Normalde asla ikinci bölümü çekmeyi düşünmüyorduk ilk yayındaki rezaletlerden sonra. Tamam mı? İkinci yayını nasıl çekmeye karar verdik? Atin'in albümü çıkacakmış. Evet. Her gün aradı beni. Kanka, bu PR işi ne olacak? Bu PR işi ne olacak? Dedim ki kanka, ilkini Yusuf için açtık. Bütün linci ben yedim. Soracağım, onu da soracağım. Tamam işte, ilkini Yusuf için açtık. Bütün linci ben yedim. İkinci yayını da senin için linçiyim. Yapacak bir şey yok. Böyle bir şeyin altına girdik. Bu sefer daha prodüksiyonlu, daha taşraklı bir şekilde girmeye çalıştık. Zaten alandan da anladığınız üzere, hazırlıklardan da anladığınız üzere. İnşallah size güzel bir yayın sunacağız. İnşallah. Ya bu kick ilk bölümden hiç para kazanmadın ya da bu Jahreyn'in 50 bin dolar aldığını. Jahreyn demiyor değil. Oğlum, her şeyi Jahreyn'e göndermeyin. Dur, adamla daha yine aramızı düzelttik amına koyayım. Öyle ya. Kanka, şimdi de şöyle hemen açıklayayım onu da sana. Size daha doğrusu arkadaşlar. Fatih dış ses. Fatih'le ben yardım istedim. Dedim ki dış ses ol, bana soruları sor. Ben açıklamamı yapayım ilk yayınla ilgili. Ben kick'le herhangi bir anlaşma yapmadım, yemin ederim. Bu arada buraya kick'in Türkiye ve Orta Doğu sorumlusu gelecekti. Gelmedi şerefsiz. Onu bir arasanız da Tarık. Nerede Tarık? Nerede Tarık? Mert? Konuşan var mı? Yok. Tarık gelmedi. Onu yayına çıkarıp anlatacaktım ben normalde. Ben herhangi bir anlaşma falan yapmadım. Bana bir kontrat teklif ettiler. Kontratı kabul etmedim. İlk yayını bedava açtım. Bu yayın da muhtemelen bedava. KCIP açık mı değil mi bilmiyorum. Çok ayıktığım işler de değil. 50 bin dolar muhabbeti falan tamamen şaka. Bizim kendi aramızda yaptığımız işte para için açtık makarasını. Onu da size geçiremedik. O yüzden onların hepsi şakaydı. Kick'ten herhangi bir kuruş bile aldıysam boğazımda kalsın. Devam edelim. Geçmiş olsun. Hiç para kazanmadık yani. Aynen öyle. Aç kaldık Fatih. Ne yapacağız bugün? Kim gelecek? Kanka, bugün sürpriz konuklar çıktı ortaya. Evet. Hazar Ekşioğlu burada. Hazar Ekşioğlu'na bir alkış alalım önce. Hazar Ekşioğlu'nu tanıyanlar kimin geleceğini çok iyi biliyor. Öncelikle Ati kardeşim gelecek birazdan. Evet. O gel, dur lan, dur, gelmiyor oğlum, durun. Önce bir konuşalım ama bırakayım. Sefo gelecek. Evet. Onu da alkışlayın oğlum. Bir de Mero gelecek. Evet. Geçen tweet atacağım. Etiketliyorum insanları. Ati 242, Sefo 362, Mero 428. Bu alan kodu merakı ne amına koyayım? Birazdan gelince soralım hepsine. Tamam işte, bunları alacağım. Ekstra olarak Bilal Hancı'nın bugün doğum günüymüş. Birazdan gelecek. Ona sürpriz yapacağız. Öyle mi? Aynen. Tamam, güzel. Semicenk kardeşim inşallah teşrif edecek. Güzel. Evet. Söyledin ama. Bir tek Bilal Hancı'ya yakışlamadılar ama. Onu gelince ya, sürpriz yapacağız. Bilal abi kimse sevmiyor ya. Ben çok seviyorum ya. Yok, ben onun için canımı veririm. Bir de kimi unuttuk kanka? Toşko varmış Twitter fenomeni, ben tanımıyorum. Biz Sefon de çok arkadaşım. Tanımıyoruz. Olsun. O akışlamanıza gerek yok. Alper var orada. Alizade'nin menajeri geldi bu arada. Geçen yayın çok gündem olmuş bu Berkcan Güven'i dolandırmayla ilgili. O burada. Birazdan o da içeri gelecek. Onları da alacağız. Geçen yayınla ilgili yarım kalan şeyleri konuşacağız. O zaman kalmadı bir şey herhalde geçen yayınla ilgili. Sorularım var bir ton. Kanka, hazırladık. Bu sefer fena hazırlandım. Var ya, amına koyacağım onların. Ya sadece politika, siyaset, oralara çok girmeden yardır. Ya bizim zaten hani kanka, bunların olmasını istemiyorsan siktir git beyaz şov izlerim ben de sen, anladın mı? Ne bileyim, Dorukcan Özler var, rap show var. Başka kim şov programı çekiyor? Onları izleyin. Bizim programın olayı o. Gireceğiz yani. Her şeye gireceğiz. Her şeye. Aklınıza şey. Gelebilecek her şeye. Mesela Sefo ile Bilal Hancı Artemis diye bir mekan var Berlin'de. Bilal gidip. Oraya niye gittiklerini soracağım. Vesaire. Aa kanka, yayına çıkan bin pişman, çıkmayan. Yani yayın teklifi gelmediyse şanslısındır. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Evet, alkışlarınızla Ati 242. Ses nasıl? Çok iyi, çok iyi. Amına koyma eşekleri. Kardeşim, hoş geldin Ati. Ne haber? Ne yapıyorsun Ati'm? İyidir canım.
Gel otur, gel şöyle otur. Ben şuraya geçeyim de. Atim hoş geldin. Hoş bulduk. Alkışladılar mı seni? Ben duymadım bu arada. Bir daha alkış. Kanka herkesten bir konsept çaldık. Oğuzhan Uğur'dan var, bilmem kimden var. İşte aldık çocuklar arkaya, alkışlıyorlar boş boş. Ha bu Oğuzhan Uğur'dan... Ya bunu bir takın artık ya. Ne yapıyorsun Atim? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi vallahi, ne olsun kanka. Senin bu tarzını ne yapacağız Cemil'den? Gözlük, şapka. Bilge modundayım. Adam gece kulübüne gidiyoruz ama bakıyorum aynı mod. Dışarı çıkıyoruz aynı mod. Klipte aynı mod. Ne, senin saçın falan mı yok? Yo, şapka tarzına yeni geçtim ya. Vallahi mi? Aynen. Ne düşünüyorsun kanka? Nasıl gerginlik bu yayınla var mı? Alakalı mı? Aynen. Vallahi bir riskli bir yayın olarak görüyorum yayını. Ama yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Sefo'yu daha çıkmadan bir yaptım. Ya ya, bir şey olmaz. Sefo benim kardeşim ya. O zaman Sefo'yu bir şey bir şey mi soracağım? Bir dakika, onu soracağım. Şimdi mesela herkesi tek tek davet mi edeceksin? Biraz yoksa şimdi ya bana sorular soracağım mı teke tek bugün? Kanka normalde herkesi davet edecektim ben. Evet. Meron'un uçağı biraz rötar yaptı. Ha. Bir 5 dakikaya falan burada olacak. Dedik ki o sırada tek tek alalım. Seni aldık ilk önce. Teşekkür ederim. Sen bu yayını, ilk bölümü izledin mi? Evet. Ne düşünüyorsun ilk bölüm hakkında? Bu bölüm ilk bölümden daha şey... Kadro daha sıkıntılı bence yani. Sana bak şöyle söyleyeyim kanka. Biz şimdi oturduk arkadaşlara, dedi ki ne yapalım, Eboshov diye bir şey çekelim işte. O renklensinin PR'ını falan da aynı zamanda yapıyorduk. Hani Enes Batur'un, dedik ki bu yayına çıkan herkes sonrasında çok iyi olacak, tamam mı? Hani hayata her şeyi herkesin, biz kendi kafamızda öyle kurduk. Birader Enes Batur'u getirdik. Amına koyayım çocuk, hani arada bir story mütör atıyordu. Yayından sonra çocuğu gören var mı? Yok, çocuk ortalıkta yok. Aynen. İnşallah darısı başına demeyeyim kardeşim, inşallah senin... Yok ya, bize bir sıkıntı olmaz, biz... Aynen. Aynen, sıkıntısız. Zaten her şeyini seriyorsun sen ortaya. Aynen. Şu Antalya'daki kabuk olayı ne ya birader? İyi, alkışlarınızla Sefo'yu alıyoruz. Bu biraz daha çalsın, yeni çıktı. Biraz stream kalsın. Star ama. Star. Selam yok mu? Aman abi, 20 dakikadır. Kanka hoş geldin. Kanka çok sevmiyorum. Ha pardon kanka. Kusura bakma. Ya beraberdik ya. Ya bu rapçiler hep böyle kanka ya. Cool görüneceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle kanka. Sigara içmek istiyorum ben yayında. Hemen külüp alalım arkadaşlar. Sigara boş mu içeride ama bu kadar olmaz mı yayında? Hayır, makara yaptığınızı biliyor oğlum insanlar ya. Sefam hoş geldin. Ben konuşmak istemiyorum. Ha, belediye konserlikler olur diye korkuyorsun sen. Yani kapatalım mı bu yayını? Var ya, beklediğimden çok daha agresif kanka, başladı ya. Bizim olayımız bu ya. Ya insanlar, ben böyle sorular sordum. Hani bir şey, hani yorumları göremiyoruz. Kanka yorumları niye göremiyoruz? Yorumları görebilir miyiz? Hemen size bir açıklama geri duyacağım kanka. Mero da geliyor yolda, 5 dakikaya geliyor. Şöyle, şimdi kanka normalde ben bunu YouTube'a uyarlayabilirdim. Keşke öyle yapsaydım. Kanka işte bizim farkımız bu, anladın mı? İnsanlara hani bu çocuklar istediği an, istediği yerde istediğini konuşabiliyor. Anladın mı? Her şeyleri açık menüde ortada. Bu çocukların sizden gizli saklı yaşadığı hiçbir şey yok. Var. İstediğiniz her soruyu cevaplayabilirler. Sen şimdi sana gelecek herhangi bir sorudan korkuyor musun kanka? Sorudan korkmuyorum. Ben senden korkuyorum kanka. Ya kanka niye böyle? Niye geldin o zaman? Onu söyledin. Söz verdin oğlum, ben yanımda çok. Ne? Sormadı ki kanka, gelir misin diye. Soruyu gördük. Sefo, Ati, Mero burada geldik. Mecbur ben nedir? Ben tweetten öyle. Kardeşim beni kırmayıp da geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben çok minnettarım davet ettiğim için. Ben tabii şeyden geliyorum, halı sahadan geliyorum. O yüzden böyle bir şey modu var, short modu. Bir şey diyeceğim, benim Mertcan Bağırlar'la maçım var. Lais ile Metospor. Ben gelmem abi o maça. Yarar gelemezsin, geleceksin. Oraya da davet etmiyorum. Kadroyu paylaşıyorum ben. Mesela nasıl gelmeyeceğim? Gelmem. Mecbur abi. Oradayız. Artemis anılarını nasıl anlatıyorum? Klima açabilir miyiz biz? Yok işte, ben sana dedim. Şaka kanka yapıyorum, burada klima yok mu? Var klima kanka, var klima var. İçeriği soğutuyor ekstra. Ya burası hemen siz burası 6 katlı bir yer arkadaşlar. Şaka yapıyorum, burada klima yok mu? Var oğlum, var klima, var da çalışmıyor. Ama o kadar anlatıyorsun, layık çıkoz yok. 6 kat kurduk, öyle yaptık, milyon harcadık falan. Bir klima la. Klima var kanka. Ben şimdi şeyi yakalayamadım. Burayı göreceğiz mi? Tüpüm bitmiş. Beyler şurayı niye açıyorsunuz? Var onda tüp geçiriyor. Problem mi var? Artık bir aksilik çıkmasın. Şurayı açalım artık. Aksilik yok. Aksilik asla, aksiliğe yer yok. Sefo keyfin hali nasıl? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı birader? İyi abi. Ben hayatına göre bileceğin en sunucu olmayan sunucuyum şu an. Anladın mı? Yani ya, zorunlu sunucuyum. Kusura bakmayın öncelikle. Estağfurullah. Muhabbet, kendi aramızda ettiğimiz muhabbetleri, sohbetleri burada bir araya buluşunca burada aynısını yapıyoruz. Tamam mı? Ben okeyim. Ben sıkıntı yok. Yani ben o zaman hazırım. Soruşturma açılabilir yani bu yayına katılanlar hakkında.
Niye soruşturma açılıyor kanka? Biz niye aramızda yaptığımız hareketleri yapacaksak? Çünkü rahat takılıyoruz normal şartlarda. Şimdi kamera karşısında insanlar bizi bu şekilde görmediği için sürekli. Fikrim, ben işte bunu sormak istiyorum sana. Kanka niye her fikrini belirtmiyorsun mesela? Çünkü yani söyleyeceğin şey mesela Galatasaray'ı desen Fenerbahçe'li alınacak. Atıyorum sarı desen kırmızı olan. Ama bu senin fikrin kanka. E tabii ki öyle. Ben kanka saçımı uzattım. 500 takipçim arkanı kes anladın mı? Hani bu böyle bir şey yani. Bir bu... şey değilleri de... kontrolde tutmaya çalıştığın zaman bunlara dikkat etmek zorundasın. Hani bu algıyı kırmayı deneyelim kanka. İnsanlara artık bunu açıp çaldım. Göstereyim ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir sıkıntı var ha. Yayın GGMG yazıyorlar. Sizin ben amınıza koyayım ya. Güzel. Güzel. İnternet kim vurdu? Abi modem gitti kapandı. Allah'ım ya. Vallahi ya. Allah'a şükür. Hayır var oğlum hala yayın. Yayında ses gidiyor mu? Onu söyleyin de. Oğlum ne lan öyle anlatıyorsun? Kim vurdu birader? Kim vurdu oraya? Birader boşaltın burayı, sitir gidin ya dışarı. Pesi. Ayıp amına koyayım ya. Peçete çözsene kanka. Hı. Kim çarptı oraya birader? İçeriden gelen revizeye bak. Oturduğunda taşakların gözüküyor, dikkat et. Yayında mıyız şu an? Taşak çıkmış mı? Aa. Yalnız bunun anlık gelmemesi... Ya geldik. F5 yapın ya. Arkadaşlar. Buradayız arkadaşlar. Bir dakika. Emlisa'nın menajeri avukat Furkan Tatlı az önce Wi-Fi'ye çarptı amına koyayım. Wi-Fi'yi kapattı. Ya oğlum sen neden menajerler yüzünden sanatçıları burada kötülüyorsun sürekli? Hayır tanısınlar diye. Emlisa'nın profiline girip avukat Furkan Tatlı yazıp ona küfür etsinler. Bana etmesinler. Şuraya yediğim küfürlere bak birader ya. Ananı avradını sikim demiş Ebo. Öyle yazıyor. Ben en son yorumu okuyorum. Ya ananı sikim Ebo. Pardon avrat yokmuş. Kick'te sıkıntı var. Hani Ebo'yu çıkarmış olaydın. Kick'te sıkıntı var. Şimdi bu yayın ne durumda birader? Yayın açık mı? Yayın açık açık. Ver. Peki hangisi sohbet? Sağdaki mi soldaki mi? Çok sıcak değil mi ya? Hani değil. Çok sıcak bence yani. Yo değil. Çok sıcak değil. Sıcak oluyor. Mero nerede kanka? Davet kanka şu uçaktan indi geliyor. Geliyor. Yolda geliyor ya. Şu an yayın var mı? Kanka yayın var mı yok mu? Biri bir cevap versin. 35 kişisiniz. Kanka, klima bize gelsin ya. Şu kapıyı aç. Kapıyı tam aç kanka. Özbe abi yayında mıyız? Bana bir telefon versenize. niye yorum gelmiyor buraya? Gidiyor ya. Tamam. Beyler yayındayız. Devam ediyoruz. Mero gelene kadar muhabbet sohbet edeceğiz. Gelecek birazdan kanka. Mero'dan başka muhabbet sohbet edeceğiz. Mero'dan başka şeyler de gelecek ya. Başka sanatçılar da gelecek. Eyvallah. En son senin hangi nereye oturacaklar peki kanka? Hani Mero da geldi buraya oturdu desek de şimdi. Dert koltuk mu ama? Görüyorsun her yerde koltuk var. Her yerde var. Sandalye var, masa var. Bir tane koltuk var mı boş? Şu etrafına Alper, bak. Her yerde koltuk ama. Alper niye kaldı? Var yani istersen. En son çıkan projen senin Kaçak Göçek miydi? Kanka? Kaçak Göçek. Nasıl istediğin gibi gitti. İki gün önce çıktı. Güzel gidiyor. Şarkıyı seviyorum. Mutluyum. Var mı onun bir hikayesi? Çok duygusal parça. Vallahi çok, aslında gerçekten çok duygusal bir parça. Cidden. Yaparken hiç öyle bir hissim yoktu. Yaptıktan sonra böyle hayatımda yani şarkıyı dinlerken böyle kötü hissettiğim yaşanmışlığı anlar oldu. Yaşanmışlığı yok mu yani şarkının? Yok kanka. Ben genel olarak yani yaşanmışlık olmaz. Yok. Kanka neden? Sizin bu senin bu kafa yapındaki insanları sikeceğim en sonunda ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Küfür sen burada ya. Böyle piyasaya böyle bir yön veremezsin kardeşim. Ben yön kanka vermiyorum. Mı? Sanat dediğin yaşanmışlıklarla yapılan bir şeydir yani. Kanka yani mesela bir ressam yaşadığı şeyi mi çizecek? Hayal edemez o mi? O yaşıyor onu işte beyninde o sırada. Ben de yaşıyorum da beyninde onu. Birader şarkı yapıyoruz tamam mı? Bugün tamam. Bir tane haber sayfası şey yapmış. İşte bir gönderi paylaşmış. Son 7 günde çıkan şarkıların. Gördünüz mü onu? Gördüm. Hepsinin sound'u aynı. Aynı. Şimdi en üst şey. Yorumda, en üst yorumda bana küfür var kanka. Hak ediyorsun kanka. Kanka şimdi ben bir şey söyleyeceğim. İnsanlar bunu dinliyorsa, tamam mı? Bir tanesi çıkmış, 3 ayda 85 milyon olmuş. Tamam maşallah. Mı? Bir tanesi işte Off diye bir parça çıkmış, hala top 8'de. Güzel. Şimdi insanlar bunu dinliyorsa, tüketiyorsa, ben ne yapabilirim? Ben şimdi 10 bin kişilik rap kitlesine hitap etmiyorum ki. Hani onlara şarkı yapmıyorum, genellemeye yapıyorum. Bu şeyle gibi bir şey ama mesela sen şimdi mesela met satıp sonrasında da millet met içiyorsa ne yapayım diyemezsin yani anladın mı? Yani yapmayacaksın. Vaaa! Bir şey bu ne olur? Çok mantıklı! Oha lan hiç böyle düşünmemiştim. Oha doğrusu herkesten özür dilerim. Herkes o yani Atil senin vereceğin cevabı. Asiktir. Bu ne oğlum bu nasıl bir şey amına koyayım? Wow. İç mi? İç mi kardeş? Ne yapayım peki ne satayım kanka ben? Sen nasıl yani? Ben çiçek böcek mi satayım? Senin şarkılar... Ayakkabı aç. Bir dakika. Senin şarkılar çiçek böcek bizim yaptıklarımız met. Ha kıyaslarsak evet. Yani benimkiler çiçekli, sizinkiler met oluyor amına koyayım. Niye kanka? Zombi ettiniz insanları amına koyayım tak 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 diye.
Distak... Ya bu da çıkaracak bu arada Toyçuk UEFA da koydum diye. Arkadaşlar bu bakın. PR'ını yapalım hemen. Ati'yi ben çok seviyorum. Hangi kamerada konuşuyorum bu konuda? Ati'yi ben çok seviyorum ama kafa yapısı bence yanlış. Ati rap kitlesine hitap eden şarkılar yapıyor. Son dönemde çok güzel bir çıkışı var. Ben bundan gayet de mutluyum. Yemin ederim. O da şahit zaten. Kendi sanatçım olsa bu kadar sahiplenmem. Öyle söyleyeyim. O da bunu biliyor. Ama böyle kafa yapısını sikeyim birader. Ya tabii yapısı... başka bir şey. Ama ben sadece burada bir öznel yargı yapmıyorum. İnsanlar da hani şeyden rahatsız. Bu herkes, ya ben sana şunu demiyorum. Senin çıkardığın şarkılar kötü demiyorum. Herkesin aynı şarkıyı yapması insanları gıcık ediyor. Hep senin sanatçın değil ki oğlum zaten. Zaten olay burada kanka. Hani benim çoğu senin sanatçın. Hayır, 2-3 tanesi benim sanatçım. Şimdi bu çocuklar demek ki ben diğerlerine de bir şey söylemiyorum. Tamam, eğer dinlenebiliyorsanız okey ama dinlenemiyorsanız eşeksiniz aman okuyayım. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Çıkarmayın, geçin. Sefo, sen ne düşünüyorsun baba bu konu hakkında? Hangisi? Sefo hadi bir şey söyle ya. Sen de. Hayır. Sen ne düşünüyorsun birader, kafanda ne var senin? Kanka bilmiyorum, ben boş takılıyorum bunu. En çok gelen soru ne biliyor musun? Ne? Sefo'ya sorar mısın işte, rapçi mi popçu mu? Sefo sence sen nesin? Sefo ben sanatçı mı? Öncelikle iyi bir insanım. Evet. Anladın mı? İyi bir insanım. Kimseye zararım yok. Kimseyle kavgam gürültüm yani sen... Ne demek? Kavga gürültü derken... hani... estağfurullah. Birine Sefo, kötü bir şey yapmıyorum. Anladım, müzik yapıyorum. Tamam, İçimden kanka, geleni yapıyorum. 5 yıl önce de... Hani siyaset yok. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bu nasıl bir şey harbiden ya? Ben yemem kanka. Tek net bir soruya iyi yani tam bir siyaset. Sefo, rapçi misin, popçu musun? Kanka ne alaka mesela? Hani mesela nasıl ayıracağız? Sanatçı mısın? Yapabiliyorum, rap de yapabiliyorum. Belki yaptık yani. Onu siz rap saymıyor olabilir siz derken... Ben sunucuyum kanka, tarafsızım. Ben rapçi dedim senin için. Diyor, Ati diyor. De, Sefo rapçidir. Sustum. Sefo rapçidir. Bitti, kapı konu kilit. Teşekkür ederim. Ne demek kanka? Tercihen arada yapıyorum. Tamam, Ati'ye göre sen rapçisin. Sana göre sen nesin kanka? Kanka bana göre ben... İyi bir insanım. İyi bir insanım. Kötülük yapmıyorum. Ya kanka, ben hani hepsini yapabiliyorum yani. O yeteneğe sahip olduğumu düşünüyorum. Rap de yapabilirim, pop da yapabilirim. Hani bir şeyim yok. Bir sanatçısın yani sen. Yok. Ya, sanatçıyım gibi bir tribim de yok ama içimden geleni yapıyorum. O an ağzımdan o çıkıyor ama... Bambaşka bir şarkı da var mesela. Araba gibi bir şarkı da var. Hı-hı. Atıyorum bir hafta, dün çıkardım, Kaçak Göçek gibi bir şarkı da var. Birisi arabesk, birisi bambaşka. Atıyorum Kapalı Kapılar çok alakasız bir şarkı. Ben hani, duşta kendim onu. İmparator falan hani çok alakasız şeyler var. Her yerden var. Her şeyi yapmayı seviyorum. Genelde de öyle bir insanım zaten. Hani sadece bir iş yapmam. Sürekli her şeyi... Fazla yapacağım ya. Tamam kanka. Prodüksiyona bakar mısın adam? Çok iyi, çok iyi. Ya birader, sabahtan beri burası buz gibi. Bu amına kodumu yayında girdikten sonra her şey hani bir her zaman oluyor böyle. Işıklar falan sıcak oluyor. Dış ses. Benim orada bir suyum vardı ya içeride. Ati, senin hayatını hangi şarkı değiştirdi birader? Biz seni ilk olarak... Şimdi ne olarak sorduğuna bağlı. İlk olarak hani insanların seni tanıdığı, senin ben oldum dediğin şarkı var ya kanka. Ben oldum daha hala demedim. Demedin mi? Ben oldum dediğin gün bitersin zaten. Ha. Kim, sana göre mi bu yine? Yok, bu geneldir. Ha, genel. Topçu olsan da ben oldum dediğin gün bitersin. Sence Ronaldo oldum diyor mudur yani? Tamam, hayatını hangi şarkı değiştirdi? Ya işte maddi anlamda mı, yoksa hani dışarıda tanınma anlamında mı, yoksa ben kanka, ulan iyiyim ve herkes iyi olduğunu biliyor şarkısı mı yani? Hangisi oldu? Tamam, üçünü de söyle kanka. Yani... Maddi anlamda hangisi? İlk 2-4-2 şarkımla olay artık tamam, o herkes dinlemeye başladı. Hangisini şeyler çektin, geri kalan neydi ama peki? Benim için bu cevap yeterliydi. Yok şey mesela bu 25 mesela 25 bir şeyleri şarkım, değiştirmedi mi? Ha, 25 şarkım maddi anlamda. Maddi anlamda 25 değiştirmedi bu arada. Ya mesela konser oldu. Sen de mi dolandırıldın? Ne oldu? Yok, dolandırılmadım. Estağfurullah ama. Ya ben bir neyse bunları konuşalım mı şimdi? söyle. Yani ben nasıl anlatayım? Yani bir şarkı yaptım ve bu şarkıdan çok para kazandığımdan ziyade benim zaten bir genel bir grafik olarak artışım her zaman vardı. Yani çok ona takılmıyorum yani, anlatabiliyor muyum? Ya değişmene rağmen şarkısı mesela çok dinlendi, teşekkür ederim. O para oradan geldi diyorsun. Aynen yani. Oradan mesela. Güzel geldi görüyorsun yani. Senin de ama, hadi dur, çok özür dilerim. Ben bitti sandım. Yok. Benim hayatımı değiştiren değil de telefon şarkım benim rap tarzımı değiştiren şarkı oldu. Mesela şu anda mesela 2 yıl önce yaptığım trap adı altındaki şarkıları yapmıyorum. Artık daha insanlara bir şey anlatıp hayatlarına dokunmak istediğim sözler kullanıyorum yani. Sen kanka şunu gördüm. Yani ben senden biraz daha önce deneyimliyim bu konuda. Evet. Hani sakın bunu yanlış anlama. Stream olarak biraz daha şarkı sanatçılar hani daha fazla yaptığımız için. Sen kanka dinlenmeye başladıkça, streamin arttıkça
Götün kalk. Sana yok estağfurullah. Şey demeye başladılar. Kendini tekrarlıyorsun. Ha evet. Var mı, geliyor mu mesajlar sana? Ben bunu gördüm. Evet. İşte yazıyorlar ki yeni bu akım oldu bu arada. İşte hep aynı şarkı yapıyor. Şimdi bu bir çok fazla dinlenmeye başladığın zaman bir kitle, mesela eskiden bir belli kesim tarafından dinlenince bir tane kötü yorum almıyorsun. Ama tabii, sonra çok dinlemeye başlayınca sana gıcık olmaya başlıyorlar. İşte yavşağa bak gibisinden. Benim yaptığım şarkıların, ya bir tane şarkımı da koyup da bir tane şarkımla yan yana bu şarkı birbirine benziyor bile diyebileceğin bir şarkı yok. Ne söz olarak ne flow olarak, mesela hep aynı flow şeyi vardı bir ara. Amanın kıyım neyse şimdi. Ya flow ne demek onu bile bilmiyorlar yani, anladın mı? Yani evet, ben hep aynı flow'la şarkı yapsam bunu herkes hisseder. O yüzden o bir şey yorum olarak görüyorum. Yani bir algı çalışması. Beni de hiç rahatsız etmiyor. Etmiyor mu? Hiç etmiyor. Yani çünkü ben ne yaptığımı biliyorum. Ve yayınladıktan sonra mesela düşün ki %100 olarak düşün bir şarkının oranını. %80 insanın hayatına dokunuyorum. Kötü zamanlarında benim şarkımla kendini buluyor. Aynı şeyleri yaşadığını anlatıyorum. %20'si de yarak göre konuşuyor. Yani onlara kaba takarsan zaten eksiye düşüyorsun kanka. Hmm. Yani onları ciddiye almayıp sen sanatına bakacaksın. Anladım. Deneyeceğim kanka bunu. Tamam. Yapamıyordum ben bunu. Hani haberlere sen falan... Sen ama takılıyorsun, ben biliyorum. Kanka takılıyorum tabii. Ben daha aranızda 1,5 senedir varım yokum. Sefo senin hayatını değiştiren şarkı hangisi? Bonita mı? Bilmem mi kanka? Pardon evet, bilmem. Ama sendeki bu net bir cevap. Yani hani ne diyebilsin ki? Ya bana da sorsa mesela ben de anca... Ne oldu kanka o bilmem mi de? Hani nasıl oldu? Bir kanka, özet geçsene kanka. Sen daha çok yaşadın ya. Şarkıyı yaptık, yayınlayacaktık. İşte şirkete satmaya çalıştık. İstediğimiz parayı vermediler. Cepte para yok. Çıktık oradan. Para yok. Son kalan parayla Bonita'nın klibini çektik. Ben de vardım parayı oradan. Parayı bastık. Bilmem niye para kalmadı. Bilmem niye. Klipsiz çıktık. 2 hafta sonra öyle yürüdü şarkılar. Sonra o şarkı Bonita ile birlikte bir daha patladı. Yani şey, Bonita bilmem mi ile birlikte bir daha patladı. Doğru mu? Öyle. Yusuf abimle de güzel bir çıkış evet, güzel yakaladınız. Bir aynen. Orada bir kıyıdan dönme. Oradan bir kıyıdan dönme. Kanka şu davayı geri çek, amına koyacağım senin ya. Ne oldu kanka, öyle bir durum mu var? Kanka yine bir dolandırma bakarsın. Allah, yine ben şahidim amına koyayım ya. Alizade'nin menajeri yalan diyor. Şöyle dolandırma bakarsın demeyelim kanka. Arada bir anlaşmazlık var. Biz burada herkesi patlatıyoruz yani. Evet. Geçen sene de Alizade muhabbeti var. Şimdi birazdan Alper'i çağıracağım. O olayı dinle, bir de sen dinle. O olayın arka planı çok farklıymış. Asıl piç Berkcan'mış. Yok. Şimdi Bonita şarkısında biz de şeydik. Ben de oradaydım. Benim o zaman müzik şirketim falan yoktu. Hepsine bir şahidim. 10 numarada bir iş çektiler. Sonuçları da mükemmel oldu zaten. Kaç? 150 milyon oldu mu kanka? Oldu kanka. Sonra bir tarafın mutsuzluğuyla sonuçlandı. Herhalde... Yok, mutsuz değilim ben. Mutsuz değil misin? Mutsuz olsam şarkıyı kaldırırım kanka. Kaldırma yetkisi bende yani hala. Arkadaşlarınız niye bitti kanka sizin Yusuf abiyle? Arkadaşlığımızda ben çok anlamadım. Hiç anlamadım yani. Hani gerçekten hiç anlamadım. Gerçekten seviyordum ve dost hissediyordum. Hı hı. Ondan da öyle bir şeyim vardı. Ben yani öyle bir vibe alıyordum. O yüzden hiç aramızda para mevzusu konuşulmadı. Ben sormadım, o sormadı, ben sormadım. Ben sordum. Böyle farklı bir şey hissettim. Ondan sonra zaten hiç konuşmadık. Ben biliyorum aslında olayı. Şöyle, şimdi ben Yusuf'u çok yakından tanıyorum. Yok, kötü bir şey değil ya. Ben hiç ona sormadan da bu şekilde rahat konuşabiliyorum. Hani o biliyor benimle konuşacağımı daha çok. Şöyle, şimdi kanka bunlar bir şarkı yaptılar. Evet. Tamam mı? Şarkı yaptıktan sonra iki tarafında birbirine duygusal bakıyordu birbirine. Benle senin arandaki sevgi gibi düşün. Evet. Aralarına ticaret girince de kanka, tamam mı? Sefo da işte bilmem mi şarkısıyla, sonraki şarkılarla o da çok güzel bir çıkış yakaladı. Sefo sonra bizle görüşmedi. Bak sana söylüyorum. Neden ama işte? Neden? Kanka işte bak şimdi. İnsan ne kuruyor kafasında? Götü mü kalktı? İnsan kafasında... Kanka mesela bugün konserim olsa burada olabilir miydim? Oğlum bugün konserim var. Yarın neredesin yavşak derler. Yarın Burdur'dayım. Ertesi gün neredesin? Antalya. Ondan sonraki gün? Denizli. Hayır bu o zaman. O zaman bu kadar yoğun değildir. Sonra bu kanka bizi aramadı, sormadı, yazmadı, etmedi, aramadı, sormadı, yazmadı, etmedi. Lan gerçek bizi... arkadaşlıklar. Lan oğlum madem öyleydi niye söylemedin? Niye burada şu an yayında konuşuyorsunuz? Ama kanka ben bir değilim. Bir şey söyleyeceğim. Ben o zaman şunu söyleyeyim. Bir insan evet, mesela ev sahibi kiracıyı mı arar paramı ver diye? Ya da borcu olan borcunu ödemez mi? Borcu olan borcunu ödemekle yükümlüdür. Hani hı-hı, birisine borcun varsa borçlu olan taraf hani istemez senden parayı ve ben de bir
insan ve arkadaşım olarak, o da sanatçı, ben de sanatçıyım, o da şarkıcı. O gidip ona da para sormuyorum yani doğal olarak. Arada menajerler var. Onlar konuşuyor, onlardan çıkmıyor, onlardan çıkmıyor. Sonradan işte öyle unfollow falan filan. İyice muhabbet. Bak amına kodum. Davaya gitti yani. Hani. Eşeği görüyor musun? Adama bak bizi utandırıyorsun. İstesem mesela şarkıyı kaldırabiliyor musun? Soruyor bana avukat, şarkıyı kaldıralım. Hayır diyorum, şarkı kalsın çünkü insanlar bunu dinliyor ve seviyor. Böyle biliniyor, böyle bir konuşulsun da istemiyorum. Şu an sen açtın konusunu, şu an burada konuşuluyor. Tamam oğlum, Yusuf abi de o da burada yok diye şimdi suçlu diyemeyiz. Anladın mı? Öyle bir şeyi ben dostumu ezdirmem ama bırakayım. Onun da belirli sebepleri vardır ya. Vardır illa ki belirli. Fatih konuşsan oğlum. Remen'in menajeri de burada. Fatih'i bir alkış alalım. Ben düz Fatih, sesim abi. Konuşsana kanka. Nedir bu olayın gerçekliği? Kanka şu an ya onların arasında olan bir şey. Ben şimdi nasıl buna müdahale ama edeyim? Ama o adam ki? Yoktu ki zaten o olayda. Ben vardım kanka ne yazık ki. Yo vardım. Yo başka menajeri vardı o zaman. Hayır onlar menajer olarak yok ben yine vardım ama hatırlıyorum. İmza falan öyle bir şey. Kanka siz olmadı. Bir kere karşı karşıya. Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii karşı karşıya olsalar bu olay hallolacak. Genel mesela şimdi bu Alizade... Senin menajeri burada değildi. Alper gel buraya bir alalım mı buraya? Tabii alalım. Gel buraya. Gel buraya. Alper Bey geliyor herkes kamera arkasında tahmin edemeyeceğiniz o kadar insan var ki birazdan hepsi alacağız. Kanka. Bak bir şey söyleyeyim. Ha tamam dış sesen olarak alırsın. Şimdi müzik camiasında şöyle bir racon var kanka. Evet. Mesela atıyorum ben Sefo ile şarkı yapıyorum ya. Sefo ile mesela şarkı yaptığın zaman ben mesela Sefo'ya diyebilirim ki kanka bu şarkı benden çıksın. O zaman onun da benden bir şarkı alma hakkı var. Tamam mı? Doğru. Şimdi öyle bir olaylardan sonra mı yaşanıyor bu? Kanka bak şimdi yok. Bunlar bir şarkı yaptı ya. Bizim iki tertemiz. Şimdi sen Sefo'yla... O bir anlaşma değil ama aslında zaten. Sen hangisini soruyorsun? Sefo'yla Rain Man mi? İki olaydan mı böyle diyorum? Kanka yani. Gözüküyor mu ben Sefo'yla, Rain Man'inki. Rain Man Sefo'ya soruyor. Diyor ki hadi ikinci şarkıyı yapalım. Sefo görüldü atıyor mesajı. Tamam bir dakika. Gel böyle gel. Anladın mı? Bak sabunamıyorsun yavşak ben sabunuyorum abi. Ne abi söyle. Bir söyleyin bir dakika ama şimdi o şarkı kimde? Yusuf'ta. O zaman... Yusuf da bir şarkı vermek istiyor. Üzerine parayı da verip. Yusuf sonra bu cevap yazdı mı kanka? Hı? Hiç. Yazdı. Görüldü de attı. Görüldü mesela, atmadım. Yalan söyleme. Görüldü atmadım. Gözünde okudum. Tamam. Kanka cevap okay. Vermedin. Tamam. Ya abi. Şöyle yanlış bir şey bilmiyorsam var. Tamam, bu arada. Anlatayım olayı anlatayım. Madem öyle konuşuyoruz. Atıyorum 10 ay olmuş. Bir ödeme alamamışım. Belki sıkışık değilim bu arada. Tamam. O da sıkışık değil. Tamam en zengin sensin kanka. Yok. O zamanlar şimdi düşünüyorum o adam sıkışık mı bakıyorum onun da konseri var benim de konserim o yolunda ben yolundayım. Arada bir muhabbet var hani bir şey bekliyorum kanka hani ben sana para sormayayım da sen bana ödemesini yap hani olması gereken olur anladın şey, ama ortadan konuşacağım 10 ayda ödeme atmamak bir şey olmaz yani ama ödeme yani, atacağım dendiyse. Ama belki 7'dir belki 6'dir belki 5'tir bilmiyorum. Olayın o taraftan seninle konuştuklarına ben mesela sonra... Şöyle düşünün şimdi kanka 10 evet. Ayda para alamamışsın mesaj geliyor kanka yeni şarkı var mı? Ya şimdi düşünüyorum hani o paraya ihtiyacım yok ama sonuçta aramızda bir mevzu var. Ama atıyorum. Yusuf'u da tanıyorsun kanka. Paranın asla kalmayacağını biliyorsun. Asla kalmayacak mı kanka? Kanka kalmaz Yusuf'ta para ya. Kanka bir şekilde kalmaz. Yusuf'ta kalmaz. Şarkı benim kanka. Sözlerini ben yazmışım. Aranjeyi ben yapmışım. Hı-hı. Her şeyi ben yapmışım. Klibini ben yapmışım. Tüm parasını ben vermişim. Hı-hı. Tabii ki de şarkı benim kanka. Şöyle düşünsen bak yemin ederim ki taraflı davranmıyorum. Bak taraflı davranıyorsam buradan hani en ağır cümleyi kurabilirsin. Yok taraf. O zaman bilmiyorum. Bak tamam. Klipte ben de vardım. Şimdi bu konunun üzerinde iyi gidelim hadi. Tamam, o zaman Yusuf'un çok yüksek bir hype'ı vardı. Vardı. Değil mi? Kaç takipçisi vardı? 6 milyon gibi bir takipçisi evet. Vardı. Evet. Şimdi bu taraftan da bakalım ayıp olmasın. Tamam. Sepo'nun o zaman 20 bin 30 bin takipçisi vardı. Yanlış tamam sen konuyu şuraya getireceksin zaten. Hayır asla öyle değil. Atarak onu yükseltti. Asla öyle değil. Asla amacım o değil. Hani olacağı vardı. Böyle bakan, sana böyle bakan bir insan. Hı-hı. Sence senin... Yani çünkü o da kazanıyor sonuç olarak. Hı. Kaşesini sen de biliyorsun. Kazandığı parayı ben de biliyorum. Biz stüdyoda gözü onda senin paranda. İkimiziz sadece. Dedi ki ben dedi bu kadar bir ücret ödüyorum şirkete. Dedim ki hangisi daha azsa hangisinde daha biz fazla kazancımız varsa evet. O olsun dedim. Onun şirketi o zaman daha mantıklı. Dedim kanka senden olsun. Tamam. Hiçbir şey imzalamadık. Her şey okey. Şarkı çıktı. 3-5 ay sonra birkaç ödeme aldım. Ondan sonra yine böyle konserlere gittik geldik böyle takıldık. Hı hı. Ondan sonra bir şey girdi araya. Gerçekten onu hissettim. Hani ben para sorduğumdaki aldığım cevapla işte onunla aramdaki iletişimde bir soğukluk oldu. Ondan sonra o mesaj attı. Tam olarak öyle kanka. Bir daha mesaj attı. Yeni şarkımız yok mu deyince ben de dedim lan dedim 7 aydır 8 aydır para alamıyorum. Bir şey hani şimdi. Anladım. O seni an çok dedim anladım. Ki yani buna cevap vermeyeyim. Çünkü cevap versem kavga edeceğiz. Para sorsam şimdi ne alaka olacak? Dedim ki cevap vermeyeyim. Böyle hani konu anladım. Böyle kapalı kalsın ve ondan sonra hiç konuşmadık bile. Hani o senin onu sorun edebileceğini düşünmemiş gibi düşünüyorum ben. Evet, tam olarak öyle bu arada. Evet yani Sefo'yu zaten hani alır benden parasını gibi bakmış. Tabii sen de biraz daha profesyonel bakmış olabilirsin. Yani kanka, bence bu şekilde düşünüyorum o ben şekilde bu mi? Mesela sen ya, o şekilde mi çalışıyorsun? Kanka. Aynen kanka ben o şekilde çalışmıyorum. Ben 3 ay değil Samsun Demir yüzünden 5 ayda bir para veriyorum. İnşallah yakında düzelecek o. Yusuf'la konuştuğumuz her ay ona para yattı. Bu konu kapanmalı bence uzadı. Sefo yani. Yarıda kalan Alizade ve
Berkcan olayı kanka. Hadi bakalım. Devam et Ati. Ben savunuyorum. Evet, Alizade ve Berkcan, Berkcan dolandırma olayı. Şimdi İnsanlar Alizade o kadar çok ve ki. Berkcan olayı benim dediğim gibi mi oluyor? Ya mesela o ona şarkı veriyor. O da ondan şarkı alma hakkı varken ama ondan sonrasında hani oradan para mı isteniyor? Aynen. İki şarkı bizim, iki şarkı sizin. Bir dakika. Konuşuluyor. Bekle duyuyoruz. Ondan sonra Berkcan şarkı 24-7. Bir daha baştan söyle oğlum, mikrofon yok. Bir daha söyle. İki şarkı bizim, iki şarkı sizin. Aynen öyle bir anlaşma yapılıyor. Aynen, öyle bir sözlü anlaşma var biliyorsunuz. Berkcan o zamanlar benim stüdyoda. Tamam. Ama bir hemen araya gireceğim. O anlaşmalar 2-2 diye yapılmaz bu arada. Tek teker teker gider ki. Berkcan tercihi böyle. Ha öyle mi oldu? Okey. Sonra ne oldu? Oğlum senin paçanın devamı nerede oğlum? Millet soruyor amına koyayım. Ya birader, paçanın dağımı var. Paçam tamam diyor. Oğlum, paçam tamam İki da. İki şarkı yapıldıktan sonra ne oldu da mesela yani Berkcan'a yapılacak şarkılar yapılmadı? Alizade deport oldu. Ha ama aynı. Hazır şarkıları Berkcan çıkartmak istemedi, bana paramı verin. Hakkı. Şöyle, değil. Ben orada mesela şöyle. Bence değil. Yani çünkü orada bir konuşmuşsun. İki şarkıyı sana ver. İki şarkı ben alacağım. Alizade deport oluyor oğlum. Klip çekemiyorlar. Lan, tamam oğlum. Klip çekmeyi zorlamayız ama. Ya Berkcan, ben niye karşı tarafı savunan taraf oluyorum? Ben herhalde onun gibi konuşuyorum. Hayır ben kendimi yerine koyduğum için. Ben deport olduysa kız ben derim ki okey bu şarkılar iki şarkıyı dinlendi. Bu şarkıları çek yapmamız lazım. Giderim amına koyayım Bakü'ye ben de. Giderim orada klibi çekerim. Kanka, orası daha tamam farklı da herkes yani. Senin gibi bakmak zorunda değil ki. Sefo sen ne düşünüyorsun baba? Ya para ya. Ben istemem parayı. Yani ben parayı param verin tamam ondan kanka sonra. Senin para ihtiyacın yoktur. Belki ondan çocuğun değil. Acil para ihtiyacı. Berkcan hepiniz biliyorsunuz. Coinlerle moinlerle kafayı yemiyor adam. Belki coin'de parayı kaybetmiştir. Acil para ihtiyacı vardır Alper. Normal ya, olabilir, değil mi? Olabilir. Bak. Bu böyle de en başında lazım. Ne konuşulmuş bilmiyorum da. Hani iki şarkı yapılacaksa yapılmamışsa eğer sonradan yine konuşur. Aa biz bu şarkıyı yapamadık. Gelin bu şarkıyı paylaşalım gibi bilmiyorum nasıl konuştun. Vardı şarkı da vardı. Şarkı yapılmış mıydı? Her şey hazırdı. Dört şarkı o çıkartmak vardı. İstemedi, vazgeçti. Evet. Zaten şarkıları Berkcan kendisi... Ben de sana da söyledim. Burada evet. Bu konuda mesela yine de Berkcan'ın hakkının bir şekilde bir yandan ödenilmesi gerektiğini düşündüm. Ben daha sana... Berkcan'ın hakkı olduğunu da reddetmiyorum. Bir gün gelecek ödeyeceğim. Sadece Şu an param mı yok? Ödemeni mi bekliyorsun? Evet, hem param yok hem de resmi yollarla almak istediği için benimle konuşmak yerine ben de cevabını resmi yollarla. Ama işte dediğim gibi borçlu. Yani eğer adama borcun varsa senin onu ödemen gerekiyor ya. Ama aslında borç çok ki. Aslında onun sadece Alizade'den iki tane fit hakkı var. Hakkı aramızda konuştuğumuz ama yapılan mesela yapılan ortaya bir iş koymuş. İki sanatçı bir iş koymuş. Evet. Arada sözleşme yok. O şarkının hakkı işte. O zaman baştan onu konuşacaksın ki. Baştan hani, imza atsın. Birader haklı kim hadi konu kapatalım kapatalım. Kim ne olursa olsun eşin olsun. Bence burada annen, haklı. Annen baban da olsa imza atacaksın. Haklı kim? Ben haklı tarafı maalesef Alizade tarafı biliyorum. Eyvallah Hatice. Bir dakika bir dakika taraftan ne anlayacağız? Peki Berkcan'a bir alkış alalım. Alt taraf Berkcan. Ya ben ikisini de seviyorum. İkisi de arkadaşım. Berkcan'la da görüşüyorum. Alizade ile de görüşüyorum. Ya Alizade beni engellemiş birader. O geçen Alizade haklı seni kaldırdı. Çünkü Alizade'nin alakası yok. Adamın menajeri burada. Sen ben Alizade'den özür diliyorum. Engelimi kaldırmasın. Kaldırırsa ben engelleyeceğim de onu. Hani kaldırsın diye değil. Şarkı yapıyorsunuz ya kanka. Kanka yapıyoruz. O iş başka. Bu duygusallık. Engellemek başka. Şarkıyı nereden yayınlayacağız? Nasıl anlaşacağız? Era 7. Verelim mi şarkıyı biraz ya? Açayım ister misin? Demek aç dinleyelim. Açalım. Ben ilk defa duydum. Şarkı yok. Ben al bu telefondan gönderken. Var mı şurada şarkı? Şarkı fena değil ya. Aynen notu. Bir şarkı. Hemen parayı, Alizade parasını mı? Mesela kanka bak. Ha bak şimdi mesela bunu nasıl yapacaksınız? Kanka ben çalıştığım, örnek veriyorum cıstak. Cıstak parçası. Nasıl mesela? Hemen sana söylüyorum şu işi halledip. Şimdi cıstak parçası kaç dinlendi? 80, 90, 100 milyona yakın bir stream aldı yanlış değilse. Kaç para kazandırıyor 100 milyon kanka? Kanka 80-90 bin dolara yakın para kazandırır ya. Wow! Kim veriyor öyle parayı? Yani toplam stream bence veriyor. Oğlum siz kazanmıyor musunuz bu kadar? Yoo. Ben sana inanıyorum. Daha mı fazla kazandırıyor sizinki? Daha az. Ha daha az. Evet. Onlar nereden biliyor? Ben bilmiyorum kanka. Bir numara ne zaman olmuşlar kanka? Doğru söylüyorsun. Kanka cıstak şu an anasını sikti. Hala top 1'de 90. Geçen bir tanesi dünya rekoru kırdı dedi. Öyle bir şey olma ihtimali var mı? 90 gündür şarkı top 1'de. Bir Semih Cenk kardeş, Semih Cenk'e bir alkış burada. Bir araya girdi 2 gün, 3 gün. Top 1'de kaldı. Sonra ben Ati de, kardeşim bir gün, bir gün kaldı. Bir gün girdi. Aynen. Beraberdik o gün. Yine cıstak. Hala top 1'de, hala top 1'de. Şarkı geldi mi Alizade parçası? Hemen açtıracağım. Total stream kanka şu an 140-130 milyon falan. Herhalde bir 100 bin dolar yakın para getirmiştir. İşte sizler yüzü. Ne yaptınız mesela? Yüzü ne yapıyorsunuz? Kanka nasıl? Daha gelmedi ki para bana. Tamam mesela nasıl bölüşeceksiniz? Ha nasıl bölüşeceksiniz? Kanka şöyle. Şimdi hak sahipleri kim? Batuflex, Era 7 ve ben. Doğru mu?
yapımcı bilmiyorum, oldu. Bilmiyorum. Doğru şarkıyı bilmiyorum. Ben dedim hani ikisi bir arada yapsın diye. Tamam güzel, prodüktörsün. Ali, fikir babasısın. Baba değilim de fikir benden çıktı, öyle demeyeyim. Babayım. Ali Zahir diyorum ya. Botuflex'e gittim, konuştum. Şarkının haklarını almak istiyorum dedim. Daha şarkı çıkmadan önce. Riskini ben almak istiyorum dedim. Şarkı 100 milyon olur. Satın aldın mı? Evet. Haklarını satın aldım. Ona bir belli para verdim. Ama şimdi şey diyeceğim. İbo'nun böyle bir tarzı var zaten. Bütün şarkıları önden yüzde parayı basıp anladın mı? Kitliyor öyle bir flex'i milleti. Var. Aynen. Bize gelmedi sadece. Gelirim kanka size de yakında. İnşallah. Mesela Ati, sen bu son çıkardığın şarkıdan kaç para kazandın birader? Hep insanların merak ettiği, kafasında uydurduğu bir rakam var. 25. Kanka 10 milyona. 25'ten ne kadar kazandın? Allah aşkına doğru söyle. Bak Allah aşkına. Ya 25'ten ne kadar kazandığımı... Şu klimasını açın artık ya. Çocuklara 25, ben acıdım ya. 25'inden ne kadar ben kazandığımı nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum ki. İlk defa tellemiyorum. Yani sonuçta benim bir sonuçta orada bir şeyim var. Yurt dışı dinlenmesi. Kataloğum var. Evet. Katalogda ben gene... Çünkü o şarkı PMC'deki son şarkım. Şimdi bana PMC'de patronundan aylık bir para yatıyor. Yatıyor ben mu? Girip, yatıyor tabii ki. Helal olsun patrona. Ben şimdi söyleyeceğim onu. Ben girip de amına koyayım şeye bakmıyorum ki. İşte atıyorum, atıyor bana onları da. Ben bakmıyorum, anladın mı? Patron reise de gün doğdu. Değişmene rağmenden gelecek param da Ekim'de geliyor ilk. Tamam. 3 ay sonra geliyor ya, daha bilmiyorum onu. Burada bir soru vardı bak. Okudum hepsini. Ati'ye sorulan soru. Patron ile neden yollarını ayırdın, dolandırıldın mı? Ben sadece soruyu soruyorum. Ya hayır, öyle patronla sigara var mı? Var geliyor. Patronla yollarımı niye ayırdım? Patronla yollarımı ayırdım çünkü benim yapmak istediğim şeyler daha farklıydı. Hı-hı. Onun tercihi, yani o da biraz şeydi yani. Çok o da müziğin içerisinde, biz beraber şarkı bile yapamıyorduk sonuçta onunla oturup. Stüdyoya giremiyorsun, o olmuyor, bu olmuyor. Herkes de insandaki hayatında yeni bir soluk, yeni bir kan istiyor. Ben de o yüzden dedim ki hani ayrılmak istiyorum. Dolandırılmam kısmı kesinlikle yok evet. Bu arada. Ben biliyorum zaten de. Aynen. 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 Sorayım hani. PMC'ye çok mail attım lan. Ne? Harbi mi? Senin PMC'ye mail attığını bana patron söylemişti. Ne diyorsun ya? Patron kalıp beğenmedi mi seni? Londra'da bir, yani patronla direkt konuşmadım. Londra'da bir adam Londra'daki vardı. Adam seni beğenmez ama işte. Ya bana ne amına? İyi ki beğenmemiş ama. Yani ben bu arada Sony'ye attım ya. Şu an çalıştığım şirket Sony. Çok herkese attım. Hiçbirinden cevap gelmedi. Allah'ıma şükürler olsun ki gelmemiş. Aynen öyle kardeşim. Patron Lightstick konusu satın altına hoş patron geldin. Patron konusunu da şöyle kapatayım kanka. Evet. Bak PMC'de olan insanlar az, işte yüzde sözleşmesi az kazanıyorum falan filan diyebilir. Geçen gün mesela bir tane PMC'den sanatçı sana söylüyorum, yok. Geçen gün PMC'den bir sanatçı çıkıp ben dolandırıldım. Ha yalan söylüyor. Ati de. Yalan söylüyor. Mesela çocuk bana geçti kanka, ben izledim. İsim vermeden konuşayım. Mesela çocuk mesela story çekmiş. İşte normalde patrona gayet böyle saygılı bir insan, tamam mı? Evet. İşte böyle London Umlu konuşuyor. Mesela bir olay var, diyor ki Ati de diyor işte şarkı yapmış diyor. İşte tam sokak işi senle yapalım mı demişim. O şarkıya bana Ege abi beni 4 ay peşimden zorla soktu şarkıya amına koyayım. O çocukla benim şarkı yapmak kafamda bile yoktu ki, beni tanıyanlar öyle bir kafada insan olmadığımı da biliyor. Çocuk tamamen işte birilerinin gazına gelmiş orada yalan dolan konuşan bir çocuk. Mesela şey demiş, ona çok güldüm amına koyayım. Nefret şarkısı var ya bizim. Orada verse'ün en sonuna atılmış. O gün abi uyandım. Benim en sevdiğim Ati şarkıları. O şarkıyı dinledim. Diyor ki. En sona daha iyi gitmiş. Bak ben şimdi bu açık konuşacağım. Diyor ki ilk benim verse'ümü kaldırdılar. Çünkü ben çok iyi girdiğim için diyor. Hani onu kıskanlar. Yemin ediyorum bir ay boyunca patrona dedim ki bu çocuğu bu şarkıdan at. Yemin ediyorum bu çocuk olmasa bu şarkı dedim 10 numara daha olacak. Yani aramızda önemli muhabbet bu. O da diyor kanka ki ya oğlum mesela, ayıp olur. Bu da ayıp değil mi kanka? Ayıp, aynı stüdyoda şimdi sen mesela bir beraber şarkı yapacak, sen Sefo'yu atalım falan. Ama şöyle ya. Ben o çocukla bir şeyin paylaştığım bir şey yok. Yok müziğine mu? De bilmiyorum takdir etmiyorum. Kanka, ben ortamını ya şöyle bir şey var. Oha oğlum kurukluk ne lan, müziğine takdir etmiyorum. Etmiyordum zaten. Sonuçta karar merci. İsmini vermiş şimdi çöpürüm çıkarmıyorum. Ya müziğini hiç takdir ettiğim bir çocuk değildi. Her zaman da patron o şey baskısını yaptı. Ya bundan bir şey bekliyorsun da bundan ya bir bok olmaz ama. Patron şimdi biraz daha farklı bir kafayla baktığı için o tarzda olsun, o tarzda olsun. Sen şimdi ya o şöyle bir şey, şöyle bir şey var kanka. Şimdi bir oluşumdasın ve bir abi var ya orada. Var, evet. Şimdi seni o ekibi toplamak için seni bazı şarkılara monte etmek zorunda bırakıyor. Mesela Nefret'e onu da monte ediyor ki hani ekip olarak çıksın şarkı gibilerinden. Hmm. Hani yoksa benim onunla bir şarkıda bulunma ihtimalim dünya üzerinde sıfır amına. Kanka patron sizi iyi idare etmiş bence ya. O kadar şey. Vallahi billahi patron iyi idare etmiş. Ha Azar abi sen bir yapımcı olarak, Semih Cenk'in yapımcısı Azar abi de burada bir alkış. Ne alakası var? Ne diyorsun abi? Ati çok sigara içiyor kanka. Sen bilmiyor muydun?
Ben tebrik ediyorum vallahi bir yapımcı olarak. Bayağı iyi idare etmiş. Bir şey diyeceğim. Mero nerede? Geliyor, geliyor. Gelmiş galiba. Davet edelim abi. Hazırlanıyor mu? Tamam, süper. Ben Mero gelmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bir anımızı anlatacağım. Okey, tamam. Pantolon nerede? Şu şey açılacaktı. Alizade Fit. Eray'ın kapone. Aç bakayım, aç. Aç, Astral'in yaptığı rezalet bitle aç. O bu kadar mıyız? Ne? Anlamadım. Yani çıldırdık mı yani bu kadar? Aç, ooo, anasını sikik daha bu saatten sonra sıra bekle. Ya bu paça ne anlamı? Ne bu lan bu? Bu bozuk. Bozulmuş. Lan siktir git, şarkının mixini atıyorum. Bir dakika, bir şey söyle, bir dakika. Siz oradan açamıyor musunuz bir şey referanslardan? Açarız da, şimdi her şeyi çektik. Her şeyi buraya ama çektim. Bir şey söyleyeceğim, o referanslardan açmadan burada bir performans bekleme. Performans sen canlı söylemek ister misin? Ben canlı burada akapella atarım ama atar. Referanslardan açarız. İşte rapçi dediğim böyle olur ama. Atarım. Vay, tamam bekle. Mero da, Mero geldikten sonra at akapellayı. Tamam. Değişmeye rağmen söylemeyi tamam. Yok, tamam. Ben sert bir şeyler söylüyorum. Mero kardeşim çok açmış. Yemek yiyor, hemen geliyor. Hemen geliyor. Şey neydi şarkı? Hayır, hayır. Beyler, ben bir sigara verir misiniz bana? Kanka içmeyin artık şu sigarayı. Şeyi alacağım. Ya burada yeşil ağacı kesildi. Çok sigara içiyorsun diyor bana amına koyayım yandan. Sorular alttan vallahi. Alttan böyle. Kanka çok sigara içiyorsun. Şeye çağırın, at gelsin. Nefesine yazık diyor. Hoppa. Nasıl, yorumlar nasıl? Mero geliyor oğlum, geliyor. Yeni botlar gelmiş. Ya birader, biz bu insanlara nasıl inandıracağız kendimizi? Şarkılarımıza bot diyorlar. Yayın izlenmesine bot diyorlar. Bu yayın izlenmesi gerçek değil bu arada. Donmuş. Şu an böyle kalmış. Evet, o yüzden bot sayılabilir bence de. He. Nasıl kanka, nasıl inandıracağım ben insanlara kendimi? İnandırmayacaksın. Kara para aklamadığıma, bot şöyle olmadığına. Gerçekten hani stream, siz daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. İşte ilk önce bizi inandır, sonra biz onlara ya yardımcı olalım. Biz inanamadık kardeşim, amına. Kardeşim senin şöyle seyirin mi? Şimdi Allah sen, aşkına sen bana, şimdi rapçinin bana sevimi sorusuna şu cevap verdin ya, ben çok iyi bir insanım. Şimdi sen çok iyi bir insan değil misin? Çok iyi şimdi insan. Şimdi sen çok iyi bir insansan mesela, kara para aklının biriyle oturur musun sen mesela? Ya kanka görsen mesela derim kanka yanlış yapıyorsun. Ha sen hala ihtimali var diyorsun yani. Görmedim. Ya bak, görmedim başka bir şey. Namussuza bak hele ya, ya öldüreceğim bu çocuğu. Abi, ben iyi bağladım. Fıslattı olayı. Fırsat tamam, sen seni amına koyacağım birazdan. Kara para, sen para, bu arada büyük mevzular yani, bu gırgırına konuşuyoruz da hani tamam. Öyle, ya yok, kara para aklen biri. Şu an ciddiyim kanka, makaradan çıkalım. Evet. İnsanlar tamam ciddiye alıyor. Ya nedenim ne biliyorum, ben açıklayayım kameralara. Hangi evet kameraya konuşuyoruz ya? Hepsine konuş. Hepsi tamam, şu karşıdakine konuşuyoruz. Bu çocuğa böyle bir algı yapıştı çünkü bu çocuk gerçekten kara para aklamış da bir anda patlamış gibi bir vibe'ı var. Çünkü bir anda olayların içerisine girdiği için. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir duruşun var bence. Milletin yargısı o yani, amına koyayım. Nasıl evet, bak bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl girdiğimi anlatayım mı? İster misiniz? İsteriz. Ben ilk defa kendimi açıklayayım. Bize onları da anlat. Şimdi tamam. Ya, ben Bilal Hancı'yı alalım buraya. Bilal Hancı'yı! Bilal Hancı! Mero geldi oğlum. Mero geldi. Bilal Hancı siktir ya. Mikrofonum var. Ayağa kalkınca tabii ki kesiliyor değil mi? Yok yok. Gayet iyi. Bak buradan bakabilirsin. Gayet iyi. Ha, tamam. Tamam. Bilal abi bir tane sandalye çekseniz de buradan. Oh, özür, kalk. Ver buraya. Gel. Tamam. Mero'yu ortalığa otur. Sağır sağır ya. Abi. Oo, takıldığı şeylere bak. Prodüksiyon muhteşem değil mi? Delikanlı Alper'le gibi. Alper'le biz prodüksiyonu tartışıyoruz. Abi. Allah aşkına. Allah. Nasıl abi? Bittiği zaman ben sana eksiklerini söyleyeceğim. Abi sikerim, ne eksiği ya? Daha her şey tamam ya. Abicim bana sordun mu? Ne? Prodüksiyonu mu? He, sordun mu? Niye sorayım sana? Oğlum ben 10 yıldır bu işi yapıyorum ya. Abi bu adam yine geldi, gerdi ortamı ya. Kafayı yiyeceğim ya. Gelmedi abi. Abi hep iyi güzel şeyler mi söylemek zorundayım Alper ben? Prodüksiyonu beğenmedim. Bu kadar basit. İşlerden beslenmeyi bilmiyorum. Prodüksiyonumuz bu yayında çok daha iyi dediğinde şurada bir tane kırmızı ışık var olur ya, anladın mı? Çok ayıp abi, çok ayıp. Çok bütün enerjimiz siktir. Hayır, hadi gelsin. Hayır ya, bir şey gelsin. Çok daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir. Abi şu prodüksiyon arka kamerayı gösterir misin? Benim gözümde Ebo Show, Beyaz Show'dan sonra gelmiş en büyük. Yani! Sen kalk, ben sorular soracağım. Nasıl? Gel oğlum, versenize Özgür. Abi şurada karşıya geç, karşıya. Tamam. Gel. Tamam, oraya oturuyorum. Şimdi konu ne? Gel abi. Geldin mi? Gel, ha, otur. İki dakika geldim. Tamam, gel tamam otur. Ben bu konuyu tartışalım, sonra Mero'yu alacağız. Şimdi abi dedim ki insanlar kara para maraba muhabbeti söylüyor ya abi. Tamam. Samsun onun üzerine girdi. Düştüm muhabbete, ortada mıyız? Sağımdan sonuna kara para konuşuyor ben. Abi sen benim hayatıma en şahit, buradaki insanlara göre en şahit olan insanlardan birisin. Evet. Ben kendimi açıklamaktan nefret ediyorum biliyorsun. Hiç açıklayamam da. Ya İbo'yla ilgili şunu söyleyeceğim. İbo'yla biz 2016'da tanıştık. 2016'ın sonu. Nereye girdin abi sen de? Burada abi bak, hani şunu söyleyeceğim abi, bir dakika.
Beni boyu tanıdığından... İyi çocuk ya Ebo. Yok ya, yapmıyordur. Beni boyu tanıdığından beri... Yapmıyordur abi öyle şeyler. Millet çocuğu bir dur kanka, şu algıyı kaldıralım artık Allah için ya. Beni boyu tanıdığından beri... Bizim bu yayının sebebi bu. İbo'nun ticari kafası bence inanılmaz iyi. Allah razı olsun. Bak, bence sıfırdan kendi kendine geldi. Yani işte illegal, legal konulara girmiyorum ama ben ayaklarının üstünde durdu. Ticaretini çok iyi şekilde yaptı. Ben müzik piyasasına nasıl girdiğini anlatmanı istiyorum. Bana anlattın, ben biliyorum. Ben anlatmayayım, evet. Sen anlat yani, anladın mı? Çok normal bir şekilde girmişsin. Bu arada evet, neden bizden anlatmamızı istiyorsun? Yani. Biz hani... Ben... Sen kanka dese ki... Buna ben... açıklık verebilecek en... Benim normalde böyle işle alakam abi, yoktu. Şöyle bir iş oldu. Arayı buldum. Tamam. Oradan öyle yaptım. Bak, şöyle işlerde para var. Diyoruz. Nasıl oluyor? Bir dakika abi, hemen anlatayım. Merve'yi alacağım ben. Tamam. Onu rahat kafayla alacağım. Benim canım... Bir gün oturduk. Canımız sıkıldı kanka. Bir arkadaşımız tarafından dolandırıldık. Tamam mı? Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Dolandırıldık. O da müzik işiyle uğraşıyordu. Bizim de söz verdiğimiz insanlar vardı. Söz verdiğim insanlardan biri de Efter'ydi mesela. Kız sanatçı yapacağım diye söz vermiştim. Ondan sonra durduk yere mesela hiç müzikle uğraşmazken. Kanka müzik hakkında bilgi sıfır. Sanatçı yapacağım diye söz verdim. Sıfır. Sesi çok güzel. Yeteneği potansiyeli var. Bak. Kız arkadaşı. Yapacağım dedim ben sana. Seni. Yardımcı olacağım. Aynen öyle yapacağım. Ya bakmış millet yapıyor, ben niye yapamayayım amına koyayım. Doğru. Tam olarak böyle. Kanka müzik işine girdim. Yaptığım her projede anasını sikti. Gördüğünüz üzere. Bu bir şanstır. Ama bunu bu şans bu bir şanstır. Bak sen niye şans değil? Bak bir şey diyeceğim sana. Abi sikeceğim, dur anlatayım sonra dinle. Anlatayım, anlat kardeşim. Niye şans değil? Ayakkabı satar gibi müzik pazarladım kanka. Nasıl ki insanlar ayakkabı reklamı verdiğinde viral reklamı yapar gibi işte ne yapıyordum? Fenomenlere ayaklarına giydirip paylaşıyordum size. Var görüntüler atayım mı? Orada da kanka yaptığım şey TikToker'lara şarkıyı arka planda dans etmelerini sağlamak, TikTok'u el almak. Bu kadar. Şarkıların streamlerinin sebebi bunlardı. Bir alkış alalım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, Enes kardeşim gelmiş. Enes kardeşim, alkışlarınızla Melo! Baba. Bravo. Ya bu nasıl pas mı? Balino. Kanka. Abla gitsin. Mazur. Öyle miydi? Ya sen ortaya otursun ortaya. Ya ortaya oturunca ben çok açıyorum bacakları, o yüzden. Bir dakika, Mero İbo'ya yakın otursun ben. Gel Mero, benim... Ben Mero'nun kucağına oturayım. Ben buradayım ya, gel. Otur, gel. Yiyeyim buradan. Selamünaleyküm. Ay selam. Mikrofonu takalı mı Enes'im? Takıldı mı bilmiyorum ki. Benim şeyim var. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Yeni indik. Burası bayağı kalabalıkmış ya. Evet. Onda mikrofon yok. Merhabalar. Yani burası bayağı kalabalık, evet. Wi-Fi'ye çarpanın amına koyayım. Yeni geldim bro. Yeni indim ha İbo. Vallahi. Senin için geldim kardeşim, kanka. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu Eyvallah. Ettim beni. Vallahi billahi yani biraz hani alkol de içtim. Sana çok duygusal yaklaşıyorum şu an. Öyle söyleyeyim ha. Burası. Utanmasam gelip öpeceğim seni. Ne yapıyorsun Enes'im? Vallahi iyiyim kanka. Yolculuk nasıl geçti? Vallahi yoruldum ya biraz. Yoruldun Uykum mu? Geldi sanki aynen. Açılalım birazdan. Nereye götüreyim seni çıkışta? Nereye götüreyim? Yeni başladık. Hoş geldin Agam. Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Devam. Açıklayayım mı sana burayı biraz? Açıkla biraz. Kanka yani şimdi bu biraz yanlış bir stream gösteriyor oradaki. 5.7B yazıyor ya. 22 bin kişi şu an. Yayın kanka burası. Canlı yayın. Ne bu? Twitch mi burası? Yok, Kick. Ha. Kick kanka bu. Twitch gibi düşün. Tamam. Şu an popüler olan Kick. Burada canlı yayındayız. Tamam mı? İşte sanatçı arkadaşlarım geliyor benim. Onlara misafir ediyorum. Sorular soruyorum. Şarkılarını bir yerine ediyorum. Biz de tanış istersen amına koyma. Seva seva. Şarkılar tamam. Nedir? Başka bir tane al oğlum. Çocuğa sorular soracağım. Şarkının planı yapıyorum. Şimdi bunu sana soru sormadan önce sen daha önce Türkiye'de herhangi bir şova falan katılmamışsın yanlış değilsen. O ses röportaj da yapmamışsın. O ses hariç yok, katılmadım. Oğlum o değil. Cevaplayı bildiğim program dedin sen de o ses. Aynen program. O ses hariç hiçbir yere katılmadım. Aynen. İlk o zaman şu an. Önce sana sonra Ali abiye teşekkür ederim. Ali abi. Alkış! Ali abi. Ali abim de burada. O kameraları çok... Gözükmek ister misin bir kamera? Asla. Kanka siz Ali abiyle nereden tanıştınız? Bu kanalın galiba bu. Bilmiyorum. Kaç sene oldu ya? Nerede tanıştınız? Tanışıyor musun Ali abi? Ya bizim aynı semtte oturuyoruz yani. Mind Hussein yan yana. Eskiden ta 6-7 sene önce belki de. Arada subtitle lazım ama. Almanca konuşuyor ya. Aynen bro, bazen kaçıyor böyle Almanca. Almanca bilen var mı? Almanca biliyor musun kanka sen? Almanya'da oturduk ya oğlum beraber üçümüz. Oturduk. Belinde oturduk ya. Alzheimer. Tamam abi var biraz ya. O kaza olsun ya. Basmaz tu. Hadi sen sıkıştığı yerlerde. Tamam ben tercüme edeyim. Kanka biz sen kanka sen Almanya'da mı doğdun yani? Ya. Bu? Bu Emmenstadt, Kempten biliyor musun? Augsburg'a yakın. Ha Augsburg. Augsburg mu? Yani Münih'e yakın. Kaç önce geldin? Vallahi 7 yaşında kindergarten'dan sonra direkt buraya geldim. Burada büyüdün o zaman. Ya burada büyüdüm tabii. Arada gidiyorum.
Tamam. İşte tamam. Geçen Berlin'e geldiğimde çok 4-5 senedir gelmiyordum yani. Değil mi? Ya. Unutuyor mu bunu? Unutuyorum ya, praktiş yok biraz. Gidince biraz toparlıyorum. Aynen. Aynen. Ama var yani benim. Praktik değil, praktiş. Basmaz tu. Siz daha önceden tanışmıyorsunuz ha kanka, bu Almanya'da tanıştık biz Ati'yle daha önce. Aynen, ilk defa orada tanıştık, Berlin'de. Maçtan sonraydı değil mi? Oteldeydi. Maçtan sonra aynı otelde kalıyorduk. Lobi'de karşılaştık. Hollanda maçından sonra mıydı? Hatırlamıyorum ki. Yarında ondan mı? Maçtan aynen, sonra. Aynen, senin de sorun var galiba. Kanka burada klima yok mu? Kanka. Bir dakika. Oğlum, klima koğuş, yok mu diyor? Koğuş gibi amına. Klima yok mu diyor? Soruları veriyor ya. Kanka biz Almanya'dan geliyoruz. Yani, Almanya yağmurlu hava. Hangi amına kodumunu oluşturuyor? Bende benzi çıkart kanka, çok sıcak. Ama şey serin de bugün Almanya'dan birden geldi. Kanka burası çok serin aslında da. Eşek gibi. Birazdan çıkarırım bunu. Sallamak istesene. Sallı biraz da sorular yazıyoruz. Burada benim ismim geçmiyor kanka. Ya ben arada gidelim. Kanka benim kartı versene bir ya. Ya ya getir. Bok gibi zaten. Kanka sen nerelisin Enes? Sen yokken senin hakkında kanka, o kadar çok yemin ederim, hurafe atıldı ki. En az 100 kere cevap. Ama işte ben zaten biliyorum nereli olduğunu da. Hani insanlar artık bilmiyor. Biri diyordu Adanalı, diğeri diyordu yok işte. Ağrılı, biri diyordu Ağrılı Gümüşhaneli işte, falan. Falan filan. Ama birçok kez bu soruya cevap verdim aslında. Gümüşhaneliyim yani, Doğu Karadenizliyim. Babam da annem de. Ben şeyi hatırlıyorum. Gümüşhaneli. Ben Samsun'daydım. Ama Samsun'da yaşıyoruz. Yani, ben Samsun'daydım. İşte Mero Samsun. Bizde o zaman işte stüdyomuz falan var Samsun'da. Mero Samsun'da o gün de sen 18 yaşına girmiştin galiba. Olabilir. Olabilir mi? Olabilir doğru. O gün o doğum. Ama o şeyden önce kanka ben 18 yaşında girdiğimde benim ilk şarkım piyasada yoktu. Yani ilk şarkımdan 6-7 ay önce, 5-6 ay önce. Kariyer yani kariyerim başlamamıştı da. Yok bilmiyorum. Ya telefon çekimlerim falan vardı. Telefon çekimlerinden zaten az çok kanlıyordum. Ya da 19 aboneler falan vardı. Yani. Samsun'da olduğum bir yıl şey doğum günüm var. Olabilir. Sefo Mero fanıydı diyebilir miyiz o zaman? Sefo Mero fanıydı diyebilir miyiz? Aynen fanıydı. Ya estağfurullah kanka biz de Sefo fanıydı. Bu arada olabilir ki abi yani Mero. Ben severim. Ondan önce bir şarkılarına ben de çok seviyorum yani. Olabilir. Allah razı olsun. Ben şey hatırlıyorum. Kötü bir şey diyemem. Bak şöyle bir şey hatırlıyorum. Kötü dedin demiyorum ama olabilir yani bu. Ben seviyorum. Kanka Trabzonlu oldu nasıl belli ama. Abi çok geriye gidiyor yayını ya. Şunu hatırlıyorum. Bir stüdyo Denizkan'ların orada. O zamanlar O Ses Türkiye Rap vardı galiba. Denizkan'da zaten okay. Öyle bir şey vardı. Sen stüdyoya çalışmaya gidiyordun. Biz de o sıra şarkı yapıyorduk. Yanındaydık. Ben daha patlamamıştım. Ne diyorsun ya? 20 bin 10 bin işte Mero geldi falan dedi. Eyvallah gelsin şimdi gidip de şey yapmayalım falan filan böyle. İlk sezon. O zaman aynen gelmemiştim falan böyle. Hani vallahi. O an böyle şey oldu. Sonrasında Mero işte, benim gördüğüm en samimi, gerçekten yemin ederim yüzü burada vallahi diye söylemiyorum. Böyle ya, çocuğu yalıyormuş gibi olacak. Ya yok kanka biz, ben hiçbir şeyimiz yokken, ayakkabı satarken de değil mi İso biz tanışıyorduk Enes'le. İlk gün nasılsa hala da öyle. Ya Enes diyorum bir Mero diyorum. Bunu da bir açıklasana. Ya ben aslında sanatçılara şey yapmıyorum. Hani mahallasıyla hitap etmiyorum. Bana hiç Seyfullah demeni hiç amına koyayım. Kanka benim zaten kariyerimden önce ben 14-15 yaşımdayken arkadaşlarım bana Mero diyordu yani. Ne de Mero erkek, Kürtçe'de erkek demek. Ya Kürtçe erkek demek ama... Biz mesela işte hani Ensar Eno işte Seyfullah Sefo. Benim de biz eskiden hep aynen soyadım Meral mesela. Biz hep soyadlarımız da bir peki fark ettiysen herkesin ismi kısaltması yani. Seninki niye soy ismi kısaltması? Hani Eno bilmiyorum. Eno da orada biraz şey giriyor galiba. Yani. Kürtçe erkek demek lazım. Ya. Arkadaşlarımın çoğu hani Kürt bizim orada. Çevrem çok Kürt arkadaşlarım var. Bana öyle Mero diyorlardı kanka. 14-15 yaşındaydım. Çok iyi kanka. Vallahi Meral yüzünden Mero diyorlar. Ya hem aynen kimse öyle oradan bağdaştırmışlar. Bende de o şekilde. Ben müzik yapmıyorken erkek arkadaşlarım bana Sefo diyordu. İşte Counter'da nickname'im. Ebo hiç merak ettiniz mi niye Ebo? Etmediyseniz söylemeyeceğim. Abi niye Ebo ya? Kanka İngilizce. Şöyle. Anladım doğru. İbo'yu almaya çalışıyordum ben aslında. Evet. Instagram kullanıcı adı yüzünden. Kullanıcı adı yüzünden. Türkiye'de ilk üç harfli kullanıcı ismini alacaktım. İbo da Instagram'ın ortaklarından mı kurucularından birindeydi. Bizim Yusuf vardı hemen işte. O dedi ki Vati'de evet. Ebo'yu buldum sana dedi. Diptik Suudi Arabistan'a aldık geldik. İsmi Suudi Arabistan'a gidip alarak geldik. Türkiye'de ilk üç harfli kullanıcı adı. Hatta belki hala bilmiyorum başkasında var mı? Bir tek bende var. Var mı senin çevrende üç harfli? Almanya'da vardır gerçi. Çok taşak bir şeye bak amına koyayım ya ben. Neyi? Cıstakla bu kadar övünmüyorsun kanka. Kanka üç harfli kullanıcı ismi bana bir kişi söyleyin. Bir B'ye var. Yıldırım var. B'ye var diyor i̇şte, oğlum. B'ye var amına koyayım. O ne öyle? B'ye ne oğlum? Ne anlamı geliyor? Yıldırım'a neden böyle şey? Kanka bende de X var. Her neyse. Enes buraya en son sen geldin kanka. Tamam biz aynen. Sen gelmeden önce bayağı muhabbet falan ettik. Şöyle ben senin Türkiye
müziği hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Biz kendi aramızda yorumlar yaptık. Şu an Cıstak diye bir parça var mesela. Dinledin evet, mi? Gördüm gördüm. İşte bizim yaptığımız parça. Sen daha buradayken tamam, Ali abiye dinletmiştin. Patlayacağını söylemiştin. Demiştin mesela. Ama bana. Sen de dedin mi? Stüdyodaydık daha beraber. Ben bir tane bağlamını. Stüdyodaydık. Oturuyorduk sen diyordun işte böyle böyle bir şarkı var. Biliyorsun sen söyledik. Evet, daha çıkmadan önce söyledim ben ona şarkıyı. Dedin. Ne düşünüyorsun Türkiye rap müziği hakkında? Kanka nedense sen çıkmadan önce patlayacak dediğin şarkılar harbi patlıyor. Yani. Bot kanka. Bot ama ne yapayım? Bot. Peki Enes, bot olsa mesela böyle altı katlı bir yer, bunun davasını atıyoruz. Altı katlı bir yer nasıl yapacağız kanka? Kimi fark ediyorsun? Ya kanka, helal olsun. Vallahi yapıyorsun yani. Ettiğin lafı kesit olarak TikTok'a atacaklar. Ya atmazlar sana bana okuyayım kanka. Ne yapayım şimdi onlar TikTok'a kesit atacaklar diye makaramızı yapmayalım. Kanka mesela kanka. Ama sen şöyle bir sıkıntı var. Kendini açıklamak isterken çok böyle yüzeysel bir şeylerden bahsediyorsun. Hani botsa nasıl alt kat deyince hani orada başka bir şey bulur. Kanka hani... beni siktir edelim. Konu ben değilim. Tamam, ben sizin hakkınızda bir şey söyledim. Oğlum, muhabbet ediyoruz. Çünkü bir önceki programda yine arkadaşlarım sen Ebo Show 1'i izledin mi? İzledin mi Enes? İzledim galiba. Bu arada Enes gelince nasıl diğerlerini yollardım hiç soru sormuyorum. Ya, izledim. İzledin mi? İzledim galiba. Rezalet bir yayındı. Orada kanka istemeden daha önce benim sunuculuk geçmişim yok. Tamam. İnsanlar çok konuştuğum için insanlar şey demiş hani ya yeter sus aman okuyayım falan haklılar. Ben çünkü kendi programım ya konuşmayı istediyormuşum. Şimdi evet. Burada sizin konuşmanızı istiyorum sizinle ilgili sorular. Konuşmam senin kanka mi? Türkiye'de daha önce Ati'yi dinledin mi mesela? Dinledim. Yine sen dinlettin bana hatta Berlin'deyken. Berlin'deydim biliyorum hangi şarkı. Değişmeler kanka. Rağmen. Hatırlıyor musun? Bir numaradaydı. Bir numaradaydı. Sen değişmeler demiştin rağmen. İşte yeni şarkısı çıktı. Ne diyorsun kanka Ati hakkında? Ne düşünüyorsun mesela? Kanka. kanka burada açık ol ya. Kanka, açık ol deyince sanki kötü bir şey varmış gibi. Ya şu an tam kafanda yok müziği şu an? Kanka bir daha dinlemem. Müziği mi kafanda yok? Aynen şu an kafamda yok. Bir daha dinlemem lazım. Kimi dinliyor kanka Türkiye'de? Kanka kimi dinliyorum? Dinliyor musunuz bu arada? Kanka ben Sagopa'yı çok dinlerdim eskiden. Sagopa'yı dinliyorum. Şu an yeni böyle nesil şarkıları falan onlar fazla dinlemiyorum yeni şarkıları. Cıstak dinlemiyor. Çok haklısın kanka. O zaman Bilal Antin'in doğum günüymüş. İyi ki doğdun Bilal. İyi ki doğdun Bilal. İyi ki doğdun. Bum yakaladı. Şöyle yapacak. Müflü abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kaç yaşında? 36 olacak. 36. 36 oldum. Ama hiç göstermiyorum değil mi? Vallahi hiç göstermiyorum. Halı sahadan geldim bu arada. Şortla geldim. Kusura bakmayın. Lan onu benim o. O halı sahadan şortla gelen benim. Pastanı kes abi. İlk Meron'un ağzına ver abi. Enes'in. Ya hamurlanmışsın sen. Özbey al kardeşim. Tamam bu şaka güzel. Bravo. Şaka doğum günün değil mi senin? Doğum günüm de yani. Kaç 40? Burayı şu. Var mı? Mutama musi bleeding Allah. Şu ganış bleeding ma musi bleeding. İyi ki doğdun. Şey dedim kanka burada küfür etmek gerekiyor. Serbest, yani normalde serbest. Ben küfür et. Kanka, ya serbest de ben fazla öyle küfür etmiyorum da. Ben sen etmiyorum. Sen küfür edesi geliyor insan. Yani sen küfür et diyorsun. Senin yaş kaç? 24 yaşıma girdim. Oğlum 7. ayınıza girdim. Sen aramızdaki en küçük kişisin herhalde. Evet. Olabilir. Siz kaç yaşındasınız kanka? Sen benden 2-3 yaş büyüksün galiba. Sen 98'li misin? Değil mi? Ben 97'liyim. Tamam 2 yaş. Ben 8'liyim. 98'liyim. Evet. 2 yaş benden büyüksün. Ali biçim falan gelsin de şurada bir. Ya da yok, Kemal gelsin. Sen, nerede sen Kemal? Sen yetiyorsun. Kemalcan gel. Kemal nerede? Aa Kemalcan Parlak da burada. Ooooooo! Ben nereye oturacağım? Her şeyi anladım ben. Her şeyi anladım da. Toşko nerede amına koyayım? Bu adamlar okey de. Ya şu müzisyen duayı nasıl getirdiniz buraya? Şu an var ya bütün çatını diyor. Böyle bakıyorlar. Tamam İbo'yu bile anlıyoruz. Tamam müziğe girdi falan orada rapçilerle. Evet. Bilal ne yapıyor orada diyorlar. Anladın mı? Anlatacağım. Ama Bilal Ancı'nın burada ne işi var anlatacağım biraz. Biraz da anlatacağız. Niye? Gir abi. Gir abi konuya. Canlı alırız kardeşim. Bizde öyle şeyler var ya. Sıkıntı yok. Gir abi konuya. Büyük adam bu. Bana niye buradasın abi? Hani işte, ne alaka Ati'ye, ne alaka Sefo, şey bu falan. Ben İbo'yla çok eskiden bir arkadaşım zaten, söyledim zaten. Biz İbo'yla bir gün burada oturuyoruz Avrupa Şampiyonası'nda. Dedi abi dedi, ben de geleceğim maça dedi. Yarın beraber oluruz maça dedi. Şey maçı. Hangi maçtı? Leipzig'deyim. Avusturya maçı. Avusturya Leipzig'deki. Evet. Tamam dedim gel. Ati'yle geldi. Biz Ati'yle Instagram'da takipleşiyorduk ama hiç konuşmamıştık. Tamam. Geldik bir gün beraber takıldık. İnanılmaz iyi anlaştık Ati'yle. Siz o zaman mı tanıştınız? Evet o zaman tanıştık ama... Hani... 2 sene oldu ama sanki 4-5 yıldır berabermişiz. Anladın mı? Evet ben Bilal Ancı'yı çok seviyorum. Bir konuşuruz. Bizim seni çok yıllarda tanıdığım bir insan gibi değil mi hayatında? Ama biz öyleyiz zaten. Yani bizim dörtlü grubumuz var. WhatsApp grubu açtık sonra. İbo, Ati, Sefo, ben. Sefo'yu mobbinglediğimiz orada bir grup var. Tamam. Hep üstüme geliyorlar yani arkadaşlar. Gruptaki toksik enerji öyle bir enerji ki grubun adı gruptan çıkalım da amına koy. Aynen. Ama arada beni atıyorlar alıyorlar. Atıyorlar alıyorlar. Ne alaka diyenlere alaka o. Her 3 Bilal abinin kanka gruba attığı mesaj her 3 mesajdan biri Sefo biseksüel misin?
Sefo biseksüel. Hayatımda böyle bir şey sormadım, etmedim. Allah kahretsin kanka, seni ya. Soran insanlar da varmış. Bir cevaplayabilir miyiz? Nasıl yapalım kanka? Kanka yok cevap, ben sana inanıyorum zaten. Biz biliyoruz ne olduğunu. Gözümüzden gördük ama ne koyayım. Gözünü gördün mü? Evet gözünü. O zaman biseksüelim görmüş. Hayır hayır, biseksüel olduğunu değil. Ha. Kanka. Biseksüel... biseksüel şeyini görmedik. Hani biseksüel misin? Kanka hayır, normal seksüelim yani direkt... Arabası pembe diye böyle bir ağlayacağım. Evet. Arabası ya kanka şimdi araba atıyorum saniye kanka sana. Arabası pembe, pembe etek giydi İskoçya'da. Adama soru sorduğun cevap. Etek mi giydin? Evet. Giydim. Ha, ben Instagram'da gördüm ama o şey... İskoçya'da şimdi sen de Avrupa'da sen yaşayan... Sen İskoçya'ya gitmedin mi daha önce? Gitmedim kanka. Ha, İngiltere'ye gitsen giyer misin? Giymezsin, bu tercih misin? Ha aynen, tercih meselesi. Evet. Peki sence tercih, onu tercih eden insanlar ne bekliyor bu anda? Demek ki taşşaklı adammış, anladın mı? Korkusu yok, eteği de giyer. Anladın mı? Taşşaklı adam şunu... falan. Yok yok. Biz Sefo'nun hetero olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz kanka. Hani evet. Bunu soran insanlar var. Ya kanka şimdi sahneye çıkarken makyajdır işte, parlak kıyafetler falan. Yani biraz hani... Krem süren gay olduğu için ülkede öyle algılandığı yok için. Yok kanka, alakası yok. Yani normal sen... klip çekimlerinde Almanya'da yani bütün starlar dünya yani çapında bile. Krem süren gay olduğu için söz hakkı olduğunu düşündü. Öyle bir şey yok. Lan onun yani de, şey oluyor, dediği için. Ya, herkes farkında, siz de biliyorsunuz da insanlar hani öyle bir ya, algı 2024 var. Türkiye'sinde bunları aşalım kardeşim ya lütfen ya. Böyle sorular sormayalım insanlara ya. Niye abi, merak ediyoruz ya. Biz örtelemeyelim. Bunlar çok özel sorular. Evet, etmeyelim. Özel, evet. Öyle bir kapatıyorsun küsün sanki gaymişim de. Meroya, ya değilsin tabii ki de. Kimseyi ilgilendirmez, onu soruyorum. Evet sen öyle. Aynen öyle. Bu kadar basit, anladın mı? Kanka mikrofonu doğru ya. Ati seni, Ati, tamam, Ati mikrofonun ben... kucağına nereye yutup. Yo ondan değil, şöyle yapıyor ya kanka. Hava, gel, hava gelsin diye. Böyle yapıyorum ya. Ha, hava mı geliyor? Yazmış. Ati'nin mikrofonu. Ati'nin mikrofonu. Ati'nin mikrofonu. Tamam bırak kanka. Benden de kanka ben Enes en son geldi ya. Biz her şeyi konuştuk ya. Ona bir şey sormasın. Neyi konuştunuz her şeyi? Kanka. Senin hakkında mesela ben gelmeden kaç dakika, kaç saat önce başladınız bu? 40 dakika falan. 1 saat önce. 40 dakika oldu mu kanka? 30 dakika önce başlamışsınız ya. Peki niye beklemediniz beni kanka? Kanka sen geç kaldın. Kanka ama sen geç kaldın. Hani insanlara söz verdik ya. Yayın duyurdular. Tamam hoş. Buradaki her suçlu biz miyiz yani amına koyayım? Yok vallahi uçakta gecikme vardı zaten. Zaten geçti be. Var hala bir mikrofonlarınıza bak. Ha 3. yayında halledeceğiz bunları. Şu an kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim bak. Yani ne göre şey telefon çalıyor. O yüzden yapıyor olabilir mi? Telefonu mu çalıyor? Ne bileyim amına koyayım. Mesela kanka bak görüyor musun? Bunların hepsi bana kalıyor. Her yayın ben niye içiyorum? İşte telefonun niye çalıyor kanka senin? Biri arıyor. Sana ulaşmak istiyormuş. Benim numaramı bulmuş yok falan filan. Kim dedi? Toşko nerede? Ne diyor çocuk? Chat niye? Bak bir çocuk var. Sana ulaşmaya çalışıyormuş. Bir dakika tamam. Olaya bakalım. Çok net diyorlar. Bunu anlatırım şimdi. 14 mu soru? Yok 45. Adam ben kimci mi olmak istiyor? Ha. Tamam. Evet tamam işte. Al onu da yapalım bırak. Ben tam siktir et kanka. Kapat şu konuyu. Ben bir şey soracağım. Ama bu başımıza çok geliyor. Seninle ben sürekli takıldığım için beni dışarıda gören bütün çocuklar abi rapçi olmak istiyor. Abi neyim ben, ünlü müyüm? Tamam sikeyim bunu ya. Sen yapımcısın ya. Adamın da başına gelmiş bunu anlatıyor. Anladım abi, teşekkür ederim. Evet. Ben şeyi sormak istiyorum. Sor kanka. Şimdi hazır Türkiye, Türk rapçiler buradayken ve Alman... Sen Almanya hitap ediyorsun. Aynen. Şimdi bizim burada kanka, biz 1 milyon başına yaklaşık 500-600 dolar gibi para kazanıyoruz. Orada 5600 dolar. Gündüz, oğlum kaç kazanıyorlar lan? Hayır ondan değil, o konuyu açtı ya onun için. Tamam. Evet, biz daha önce bunu kenarımızda konuşuyorduk. Sizin orada kanka milyon başına ödenen ortalama, tamam ben biliyorum hani yurt dışına ödenen farkı. Ne kadar kanka? Yok 5 değil, 4. 4000 dolar. Yani euro ya. Ve euro kanka, yani az çok 4000 dolar. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben bu arada bir şeye katılmıyorum. Ben 1 milyon başına 500-600 dolar olduğunun daha fazla diye düşünüyorum. 900 oldu son dönemde. Şöyle. 900 ne? Dolar. Burada, ha dolar. Abi şey... ben yapımcıyım. Bana gelen parayı biliyorum. Hemen anlatıyorum. Şimdi daha bundan yaklaşık 5 ay öncesine kadar kanka 1 milyon başına gelen Spotify geliri Türkiye dinlenmesiyle 550-650 dolar arası. Sadece Spotify'dan. Sadece Spotify'dan. YouTube müzikten anlatıyorum. YouTube müzikten gelen YouTube müzikten gelen ücret 950 ile 1000 dolar arası gibi bir şey. Tamam mı? YouTube'dan gelen. Ayrı. YouTube daha fazla veriyordu. Ama eğer şarkın örnek veriyorum Sefo gibi, Rayman gibi, Semicek gibi bir sanatçıysan yurt dışında çok fazla dinleyicin olduğu için özellikle Almanya, Avusturya tarafında falan 1 milyon başına yaklaşık 1500-2000 dolar gibi bir ücret de alabilirsin. Ya şimdi hani dinleyici kitlenle alakalı tamamen. Orada ne kadar para ödeniyorsa. Premiumsa ayrı, aileyse tabii, ayrı. Tabii tabii tabii. Yani ya ortalamasını vuruyorum ben. Ortalamasını vuruyorum. Ama yurt dışından dinlemesi de fark ediyor. Evet ortalamasını vuruyorum. Şimdi burada kanka Ati'nin mesela 100 milyon izlenen bir parçası maksimum sadece Spotify'dan getirebileceği para 110 bin dolardır. Toplam, total. Sadece Spotify diyorum. Kaç? 10 bin dolar. 110 bin dolar. O kadar değil ama oha aman okuyum sen de 1 cent mi veriyorsun? 110 bin dolar.
Sizin orada mesela kanka Almanya'da, tamam sizin mesela sen de biraz daha az kazanıyor olabilirsin diğer Alman araçlara göre. Çünkü Türkiye'de çok fazla dinleyici kitlem var. Ama ortalaması ne oluyor? Hayır, o fazla, o az yapmıyoruz ki onun. Daha ama fazla yapar. Ama Almanca şarkıları zaten Almanlar biliyor oğlum. Ya Almanya'daki Adana'da çektiği klibi nasıl mesela Almanya'daki çok fazla. Ama adamın main olarak yaptığı. Tabii tabii Almanya oluyor. Evet evet. Yani bu adamın sadece mesela Almanya'da patlayan şarkılar. Maliye yarın gelecek abi, yarın Atide. Ya oğlum hepsini... Abi sen herhalde bu çocukları YouTuber'larla karıştırdın. Bunların hepsi vergisini ödüyor, tamam, herkes de görüyor. Tamam ödemiyor demiyorum. Ne gerek var anladın mı yani? Herkesin parası bence kendine. Ben bir şey kazanmıyorum abi zaten. Tamam da kazanmıyormuş yani. Oğlum kazanan herkes vergisini vermiyor mu burada? Vallahi biz fazlasını bile veriyoruz. Kanka burada vergi konu nasıl vergi oluyor burada? Aynen benim de. Vergi nasıl burada? Bir tane abi gereksiz bir giriş yap. Söyle abi. Yüzde kaç vergi burada mesela? %20. %20. Biz gelir vergisi var bir de %48. Evet. Ne kadar? %45 ile %48 arası. Almanya'da 200 evet. Senede galiba bir senede 200 bin eurodan veya 250 bin eurodan kazanıyorsan eğer aynen şey vergisini ötüyorsun en üst düzey yani. İşte %45, %48. Burada da mesela. Ha burada da öyle. 1 milyon kazanırsan o kadar falan. Ne kadar çok kazanırsan o kadar çok vergi ödüyorsun. Aynen. Ne ortalaması cevap alamadık hala. Hangi neyin sorusu bro? Bro 100 milyon mu? Ya 10 milyon. 10 milyon streamin 10 milyon ortalama... 10 milyon stream kaç ediyor kanka? 40 bin dolar ediyor. Sen demene ya 4 bin euro aynen 40 bin. 40 bin euro falan. 40 bin dolar. 40 bin euro. İşte biz euro olarak hesaplıyoruz. Tamam, 40 bin euro falan. 2 bin euro. Daha fazla. Oğlum, ya 400 bin, 100 milyonda 400 bin euro falan ediyor galiba. Şimdi sadece mesela biz bir klip çekiyoruz. Enes evet. Bir klip çekiyoruz. 600 milyar yapsaydın. Ya. Oradan o kadar kazandın. Biz bir klip çekiyoruz kanka. Minimum klip. En ucuz klip ortalama böyle bir sana çekip çekiyorsan 750 bin lira 500 bin lira aşağı düşmez. Kaç lira ediyor? Kanka benim, euro olarak söyle ben şimdi. Şu an 15 bin euro. Bir klibi burada mesela çok kanka. Güzel bir klibi kaça çekiyor bunu? 30 bin euro. Ne? Siktir lan. 25 bin eurodan başlar. 20-25 bin. TL ile 1 milyona güzel klip çekersin. Aynen öyle. Ortalama bir klip çekersen ortalamayı. 1 milyon TL. Yani 25-30 bin TL. Dolar, euro. Almanya'da da az çok yine öyle. Yani 20 bin eurodan. Aynı oğlum bize gelen gelire baksana amına koyayım. Ama şimdi o parayı Almanya'da çektiğin klip çok iyi klip oluyor. Burada çok iyi klip olmuyor kanka. Yo kanka 20 bin euroluk bir klip Almanya'da da o kadar güzel bir klip olmuyor. Almanya'ya göre iyi değil ama. Burada çünkü kameralar şöyle. Buradan gidip biz buradan gittiğimiz zaman orası bize farklı bir doku, farklı bir yer, farklı bir mekan olduğu için bize daha iyi geliyor. Türkiye'de çektiğin parayla belki aynı fiyata çekiyorsun ama farklı bir yer olduğu için sana daha iyi hissettiriyor. Bu adama da aynı şekilde Almanya'da sokakta çekilen klip yerine adam ama oradan bilip Adana'ya geldiğinde orada çekilene daha iyi hissettiriyor. Bak şunu anlamıyorsun. Gelen gelir. Berlin mesela. Bak ben paradan çıkamıyorum. Ticaretçi oğlum onu konuşuyor. Berlin mesela sanat başkenti tamam mı? Şimdi oradaki 20 bin euroya çeken yönetmenler buradaki yönetmenlerden çok daha vizyoner işler yapıyor kliplerde. Kaşıyor olarak da oradakiler mi? Ya bence oradakiler de tam tersini düşünüyor bro. Diyorsun. Buradakiler daha böyle vizyoner. Yok buradakiler de vizyon. Çok beğendiğim. Kanka var mı? Yarram nasıl burada bak bize izliyor. Ya kanka vallahi öyle aklıma şu an yok bilmiyorum. Hani o söyle dediğin için oradakiler de buradakiler söyle dediğin için. Yani senin mesela mesela ilham aldığı şeyin mesela Sefo'nun milli takım Marko. İçin. Mesela, vallahi güzel klip bence. 10 numara Sefo'ya. Ya sen ne kadar Sefo'nun milli takım marşı hakkında ne düşünüyoruz? Ben çok sevdim. Ben hiç sevmiyorum. Sen amına koyduğum ne diyeyim? Sen çıkarmadığı daha iyi. Zaten burayı ise komple düşürse anlayacaksın. Orada viral oldu yani. Herkes de seçkiyonu paylaştı. Bilmem mi uyarlaması çok daha iyi olabilirdi yani. Enes dinledin mi sen şarkıyı? Ne kanka? Meron'un. Söyle söyle ne oldu? Öyle takılıyor. Meron'un diyorum. Sefo'nun çıkardığı milli marşı. Dinledim. Sevdin mi? Dinledim kanka güzel. Beğendin mi? Evet beğendim. Senin milli marşı çok iyiydi. Eyvallah kanka. Çıktı değil mi o? Çıktı. Bayağı ama güzel. Klip çekmedim öyle sen çıkardım. Şimdi bir tek ben kötüleyince bir garip durdu ama şimdi ben öyle. Tam milli marş gibi ona da söyledim. Kanka sen seyirciye uyuyorsun. Biz seni çok yanladık. Herkes seni çok yanladı. Ben oynamama ihtiyacım yok. Ben kanka bunlar yazmıyor mu ya? Ama tam marş gibi değildi ya. Çete yazmıyor. Bunlar yazmıyor mu çete? İbo. Çete yakmıyor bu çet. Ebo. İbo mu diyor kikte problem. Kanka kikte problem var. Kikin anasını tamam ama biz şu an çocuğu kik. Canlı yayındayız değil mi şu an kanka? Amına kodum. Stream oluyor şu an değil mi? Kanka çok oluyor. Bak buradan açıp bak izleyebilirsin. Senden... Banlandık mı? Kanka bak. Al kanka bak. Burada chat'i okuyabiliyorsun. Atimero fitini soruyorlar kanka. Ne zaman geliyor? Al ilk gelen soru hadi. O Atimero fitini soruyorlar. Kaç kişi var şu an kanka burada? Ama bir şey sağ üstte. Abi bu kick ne ya? Aa tamam. Evet. Tamam. Çok iyi kanka. Buradan okuyamıyoruz ya. 7200 Atimero fitini soruyorlar kanka. Ne düşünüyorsun? Hayat
ne getireceği belli olmaz. Saati ne getireceğime bakarız. Ben bakarız kanka, senin bir tane bildiğin projeni söyleyebilir miyim kanka, yakında çıkacak olabilir? Söyleyebilirsin. Sevecek feat'e geliyormuş. Wow. Beyler. Wow. İnşallah bakalım. Daha sen konuşmadan. Toplantısı yapıldı kanka. Kanka şimdi benim kaç tane Türkçe şarkım var? 4 5 yok. 300 Zolu. Tamam. 300 Zolu. 5. 3 tanesi Mörda'yla. Yani hiç olabilir, kimseyle olabilir. Şu an Mörda hariç kimseyle Türkiye'de çalışmadım. Mörda hariç. Evet. Ezel'le çalıştın. Aynen. Ama o remix. Remix bir şarkı. Hani beraber yaptığımız bir şarkı değil. Remix bir şarkı. Tamam. Onu yani saymıyorum fazla. 6 tane şarkım var. 6'sında zaten komple %100 Türkçe değil. Şimdi Türkiye'ye biraz daha böyle odaklanmaya çalışıyorum. Yani biraz daha fazla Türkçe şarkılar yapmak istiyorum. Evet. Bu adam senin yerinde olsaydı asla Türkiye'ye şarkı yapmazdın. Neden? Çünkü az önce konuştuğu konuya bakarsak 1 milyon başını aldı. Kanka, ya siktir git ya, ne alakası var? Ben kariyerim başından beri, ilk şarkımdan beri ben... Mesela senin elinde Alman sanatçı olsa cıstak yapar mısın Türkiye'de? Birader eğer bu çocuğun Türkiye'de alıcısı var. Biz rica ettik zaten. Zorla bunu Türkiye'ye, hani Ali abilerle konuştuk. Abiydik artık Türkiye'ye. Yok estağfurullah kanka, sevecek. Dedik ki bir şey yapmamız lazım Türkiye'ye. Onu da biz yaptık. Yok ama... O anlamda değil, hani dedik ki Türkiye piyasasında bir şeyler yapalım. Yani hatta bilmiyorum bunu söylemene kadar. Mero biraz daha Alman piyasasına oynamak istiyordu. Orada değil mi kanka? Aynen. Sen oradan yani, sanatçı olarak... Ya şimdi ben Almanya'da da kanka iki defa mı ne böyle 10 ay veya yaklaşık bir sene şarkı çıkarmamıştım. Şimdi Almanya'ya biraz daha böyle yöneliyorum. Ama ikisini aynı anda yapmaya çalışacağım. Biraz daha fazla iş tabii. Çok iyi kanka. Ama ikisini aynı anda yapmaya çalışacağım kanka. Yani normal albüm mesela çıkıyor benim şimdi. 10. ayın 11'inde albüm çıkıyor. Feed var Almanca mı içinde? Normal... Efendim? Featuring var mı Türk? Yok Türk. Feature yok Türk. Yani Türkçe şarkı biliyor kanka. Full Almanca. Bu aynı 11'i mi? Yok 10. ayın bir dahaki ay. Tabii benim de albüm o gün çıktı. 10. ayın. Zaten şundan benimki full Almanca kanka. Türk rapçilerin Almanya'ya inanması çok bulunduğu için Kapo var, işte ne UFO var, Nero var. Kanka Almanya'da çok şey yani. Çok büyük sanatçı var. Yani böyle mesela burada top 10, yani büyük isimler top 10'dir maksimum. Evet. Top 10. Almanya'da mesela yani top 30-40'a kadar çok fazla çok büyük sanatçılar var. Aynen çok fazla var. Ya Türk rapçiler hariç yani Alman piyasanın rapçileri çok fazla böyle. Hepsi de yapıyor yani. Hepsi kendi kitlesi var. Zaten ya Türkiye'de Almanya'da çok oha. Türkiye'nin en büyükleri hepsi Türk. Hayır oğlum. Almanya'daki taplarda mesela çok hepsi Türk değil ama. Nasıl yok ya? Hepsi... Kaç tanesi mesela? Ben çoğu Türk'tür ya. Almanya'da daha iyi. Alman'a soralım. Yani Alman... O soru cevaplasın. Var var ya, kim var? Alman 50 yaş. Dur hatırlayalım. Apache, UFO, Samacem, Kapo, Haftbefehl, hep bunlar şey daha Türk, Ensa, Eno. Var ya birkaç tane de aklıma gelmiş. Anladım. Çıkardığı gibi Almanya'nın top 50'sine en üstte çıkabiliyor mu? Tabii çıkıyor ya kanka. Hepsi kanka, tamam, hepsi. Işte, şu an saydığım isimlerin hepsi yani. Çok önemli. En az bir kez olsa bile top 50'ye, top 50'ye girmiştir. Ben top 10'e bile girmiştir kanka. Doğru. Bir de kanka bu en diyordum ya. Neydi? Bizim Morat. Morat'la şarkı yapmıştın kanka. Aynen aynen. Ona kanka sanki yeteri kadar PR yapmadınız gibi geldi bana. Şarkı muhteşem. Ben her gün dinliyorum. Ben de şarkıyı çok seviyorum kanka. Siz ona yeterli PR mi yapmadınız kanka? Morat kanka, sanki Almanya'da biraz... sevildi aslında şarkı. Yani az çok tutuldu yani. Aha. Sevildi. Murat, ben acayip beğeniyorum Murat'ı. Şarkıları var fena yani. Var mı burada sevmeyen bilmiyorum ama. Dinleniyor mu Türkiye'de de çok Murat? Ati ile ben dinliyoruz. Aynen. Sefo dinlemiyordur. Tanımıyordur bile. Dinliyorum arada bir. Arada bir. Bir abi. Murat çok büyük kanka. Avrupa'nın evet. Avrupa'nın yani ilk 5'ine girer bence. Murat mı? Ya bence hatta 1 numara. Kanka Faslı. Ya şimdi Almanya'da da çok dinleniyor çünkü bizim orada çok Faslı var. Hele hele benim kaldığım yerde Frankfurt tarafı yani çok Faslı. Mesela Almanya'da dinlenirse Türkiye'de baktığın zaman top 10 sanatçılardan onu da belki Türktür. Hani ya da işte Almanya falan yine Türktür. Türkiye'de mi? Evet. Mesela orada saydığın isim mesela Faslı. Sen Türk. Ahso zaten o çok multikulti bir yer. Zor. Zaten vardır ya, yani yine vardır illaki ama çok karşı. Türkü var, işte Kürdü var, Arabı var, Faslı var, Rusu var. Evet. Kapital Rus değil mi? Arnavutu var. Ukraynalı mı? Bilmiyorum ki Rus mu Ukraynalı. Hep böyle karışık. Mesela Alman şeyi yok. Evet. Hep öyle kanka, hep öyle. Ya kanka bizim oraya gelsen mesela benim kaldığım yer, eski kaldığım yer. Sanki hiç Almanya'da değilmişsin gibi yani. Karışık. Türkü, Arabı, Arnavut çok var. Sen konser verdiğinde ama şekilde çoğunlukla Türkler mi geliyor, özür dilerim Sefo? Nerede ama? Almanya'da. Yine fark eder. Ya, türkü de gelir ama tabii Almanlar. Ya Almanlar yine dediğim işte yine Sefo'nun dediği gibi Almanya'da yaşayanlar yani işte Alman olsun, Türkü olsun, Kürt olsun, Arap olsun karışık yani. Rus olsun orada
Almanlar da çok geliyor tabi. Alıp Alman etkinliği, Alman festivaline koyarsan orada zaten Almanlar da biliyor. Tabi tabi. Bir Türk festivali var. Orada çıkıyordur. Orada ya, bir de şarkıdan şarkıya değişiyor. Mesela benim ilk çıkardığım şarkılar, hele hele Volka 10 diye bir şarkım var, üçüncü şarkımdı. O şarkıyı mesela Almanlar hastaydı o şarkıya. Alman Almancaydı, hiç Türkçe şarkı yoktu galiba. Aynen, hep Almancaydı. Bir tek şey vardı içinde, berberin adı neydi senin bu? Ne? Senin berberin. Gökhan abi. Gökhan abi. Tam berberim değil ki anlattım. Ne berberim? Berberim değil ki o benim. Ben... Lan Gökhan abi benim... Gökhan abi benim berberim değil ki. Doğru. Mikşiydi kanka, mikşiydi. Aynen. İşte bu gelen sorulardan biri şimdi kanka. Gökhan Güler'e selamlar. Bu ikisini ilgilendiren bir soru. Çakal'ı tanıyor musun kanka sen, Emirhan Çakal? Duydun mu hiç? Gördün mü? Gördüm. Sanatçı. Aynen. Şimdi bu iki arkadaşın Çakal'la şeyi var. Kimi? Görüşmüyorlar. İkisi de küsler. Kanka burası dizimiz şuz buraya geldi. Valla billahi. Ne diyor, transit var mı? Diyor ki burada şu an ateş ediliyor sürekli yani. Cehennem diyor. Yo yo, sorun değil. Tamam, ben, konuşalım kanka. Ben bir anımı anlatmak istiyorum. Şeyle Bilal abi, bir gün Barbie gecesi vardı, hatırlıyor musunuz kanka? Barbie film? Filmin galasını İstanbul'da bir mekanda yapıyorlar. Adı lazım değil. Bir mekanda yapıyorlar. Telefon geldi bize. Dediler ki kanka bu galaya gelir misiniz? Ben, Özbey, Çakal, üçümüz beraberiz. Ben dedim gelmem dedim. Pembe meme giymem. Pembe veya beyaz giymek zorundasın. Hayır oğlum, kızlar pembe giyiyor, erkekler beyaz giyiyor. Simsiyah. Evet kanka, ben dedim ki gelmem. Tamam dedi, sen siyah giyin gel. Siyah giyindi kanka üçümüz de. İşte Emirhan başka renk giydi. Emirhan dedim Çakal. Başka renk giydi. Bize bir masa verdiler kanka. Masadan sağdan alta bir baktım. Atina'da o zaman aramız çok iyi ama tam samimi değiliz. Doğru mu? Doğru doğru. Yani ama çok seviyoruz birbirimizi, ikimiz de tam samimi değiliz. Bir baktım Sefo da orada. Sefo'yla da Yusuf, bizim Reymen, konuşmuyor. Evet. O yüzden dolayısıyla hani Sefo'yla da çok samimi değiliz amına koyayım. Ama ikisiyle birbirimizde bir problem yok. Kanka bunlar bir gördü amına koyayım. Özbey ve nasıl bir şey? Bak şimdi geliyor muhabbete bak. Bu kavga muhabbeti. Haberlere haberlere falan çıktı. Hatta bunlar birbirine küstü. Hani onu detayına kadar anlatalım artık hadi ya. Çok detaya girme de amına koyayım. Anasını amına koyayım. Ben istersen şeye gireyim. Ben kendi aynen aramdaki detaya gireyim. Ha. Çakal'la olan. Ben ondan önce sana bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Kanka ben şimdi, sen benim çok yakın bir arkadaşımsın. Evet. Tamam mı? Sen benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşımsın. Tamam, ne oldu? Kötü bir şey mi diyeceğim? Hayır. Emirhan'ı da tanıyorum. Evet. Tamam mı? Yaptığı bir cahillik var. Bunu hiç kimse aksini iddia edemez. Yaptığı bir cahillik var. Biz kendim aramda da konuştum mesela. O yaptığından şimdi bir insan bir hata yaptı kanka. Emirhan bir hata yaptı. Sen dışarıdan bilmiyorsun diye muhabbetleri. Bir hata yaptı. Ama kanka yaptığı hatanın farkında ve pişman. Evet. O gecede bunun özrünü diledi. Şimdi ne yapması gerekiyor mesela Atin'in sence kanka? Büyük bir hata yaptı. Hiçbir hata yapmadı. Ben anlatayım o zaman burada konuyu. Olur tamam kanka. Ben dinlemek istiyorum senden. Şimdi ben tuvalete girdim. Alakasız. Bu arada şey oldu. Dediler ki çakallar geldi falan. İbo ile dedim ki İbo varsa dedim. Ben zaten İbo oradaysa ben dedim İbo'nun yanındaki adama dedim. Şimdi dedim burada bir şey yapacak halim yok. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sonra ben rastgele tuvalete girdim. Tuvalete bir girdim. Tuvaletten bir çıktım amına koyayım. Çakalla böyle burun buruna geldim amına koyayım. Tamam mı? Böyle böyle karşı karşıya kaldık. Dedim ki ne bakıyorsun lan dedim amına koyayım, tamam mı? Hani adam yanında gelmiş. Tamam. Hayır. Ben yokum orada. Orada ben yok. Ben yok, tamam. Ben döndüm tamam. Dedim ki ne bakıyorsun lan dedim amına koyayım. Tam o sırada Özbey abi geldi. Beni dedi ki Ati dedi dur bir amına koyayım ne oluyor falan filan. O sırada Çakal geldi dedi ki ya dedi gerçekten dedi senden dedi özür diliyorum. Yaptığımı yanlış olduğunu biliyorum. Çocuktum dediğim ben de şimdi benim karşımda Çağda böyle... Çağda bakarak mı okudu? Bana da aynılarını söyledi çünkü. Hayır. Bir dakika, şimdi karşımda şimdi böyle bir insan, böyle bir insan bir şeyler konuşunca... Şimdi böyle bir insana bir şey yapmak benim vicdanımda yok, anladın mı? Adam öyle konuşunca ben dedim ki... Tamam ama okey dedim kardeşim, sıkıntı yok. Özbey abi dedim ki okey dedim baba, sıkıntı yok. Ben olayı orada kapattım. Olayın patlama noktası... Ben locaya gittim tekrardan. Sonrasında Sefo tuvalete gitti. Ben Sefo'da anlatayım mı? Ben kendim gelene kadarki yeri anlatacağım. Evet. Oturdum locaya dedim ki işte Çakal'ı gör dedim ya dedim çocuk şey pişman falan filan. Sonra Sefo'lar tuvalete gitti. Bana mesaj geldi. Acil BC'ye gel. Aynen. Sonra ben anlatıyorum. Bak. Tamam da ben anlatayım. Ben de bu üçü birbirleriyle çok fena kavgalı, tamam mı? Çok fena kavgalı birbirlerine. Dediler ki Özbey ile Çakal. Tuvalete gidiyoruz. Sefo tuvalete gitmiş. Bilader dedim. Çocuk musunuz siz amına koyayım? Gelmişsiniz eğlenmeye bak dedim. Aranızdaki muhabbeti halletmişsiniz. Yok dedi. Ben dedi Sefo'ya kuruyum dedi. Ben dedi Sefo ile bir yüz yüze gelmek istiyorum. Kim? Çakal. Ben dinliyorum kanka. Evet, tamam. Böyle tepkiler verirsen olmaz ama. Okay. O da bizim kardeşimiz. Siz neden tek gönderdiniz çocuğu oraya? Kanka sen tek başınaydın. Ya kanka bir şey diyeceğim. Siz şu an
çakalla aranız hala bozuk mu? Tabii 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 bozuk. İkisi bozuk. Bunlar sen değil benim benim bozuk değil. Nötr, nötr, nötr onlar. Nötrüm yani. Aynen. Kendi haline bir sonra kanka tuvalete gittik. Dinle dinle dinle. Sonra kanka bunlar bir tuvalete gittik amına koyayım. İkisi konuşuyor gayet. Özbey, çakal ve yok, Sefo. Özbey yok. Özbey yok. Bir dakika. Siz, siz ikiniz konuşuyorsunuz. Bu arada çakal haftaya buraya gelecek. Ona göre konuş. Ben şimdi tuvalete gittim. Tam karşıdan çıktı, baktı böyle gülümsüyor, tamam mı? Ben de hani çünkü bu zamana kadar bana yapmış olduklarını hani şimdi açık burada hepsini konuşmuyor ama çok salak saçma hareketler. Ama onların arasında harbi beef vardı bu arada. Evet evet. Storylerden sürekli, falan. Sürekli sürekli. Geliriz yani, eski sevgili muhabbetlerinden falan. Sürekli oradan bu tarafa bir flex. Hiç dönmüyorum, hiç cevap vermiyorum, sikime takmıyorum. Mesaj atıyor lan. Konsere gitmişim bir yere, asansörden mesaj atıyor amına koyayım. Karım hoş geldin falan filan. Cevap vermiyorum, sikimde değil. Sor kendisine de sor amına koyayım. Tamam. O gün tuvalette gördük karşı. Lan dedim sen kapıda arabayı görüyorsun. Pembe arabayı çekmişsin. Hangi götte dedim buraya geldin. Dedi ki bana ben dedi her zaman herkesin hayatında hataları olur. Yanından da fesih falan çocuğun üstüne yürüyorlar. Dedim ki geri çekil. Hani çocuk normal konuşuyor şu an. Geri çekilip konuşuyoruz. Biz bununla tuvalete girdik. Konuşuyoruz. Tam o sıra çıktık. Normal konuşuyoruz. O da diyor ki ben diyor bak böyle böyle sen diyor haklısın diyor. Böyle bir çocukluk ettim diyor. Senin de vardır diyor yaptığın hataların. Eyvallah diyorum anlıyorum falan konuşurken. Dışarıda bam güm bir şeyler. Tamam abi, dışı. Öncesinde Özbey geldi. Abi geldi. Ya abi diyorum bak seninle diyor önceden tanışıyoruz. Bana diyor bunu yapma. O da benim üstüme gidiyor. Sonuçta onun menajeri yani. Evet. Çocuğu korumak durumunda. Öyle böyle el kol. Biz tuvalete girdik sonra dışarıda kavga patladı. Herkes birbirine. Biz hani birbirimize bir vuruş vuruş olmadı yani. Benim alakam yok kavgayla. Benim hiç alakam yok. Dışarıda olanı söyleyeceğim abi sana. Dışarıda olan da Enes. Çok üzüldüm anlattı. Dışarıda herkes sizin için birbirine girdi ya. Sana bir şey... Bir dakika sus! Bir şey yapma! Ayaklandırma! İçiniz tuvalde ne yaşadınız? Evet evet! Onu da anlatıyorum. Şey söyleyeceğim. İçiniz tuvalde ne yaşadınız? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sus. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Otur. Kapısı kapalı. Karşı karşıya bak. Ne oluyor lan dışarıda? Abi yaptık biz. Ne oluyor? Hadi çıktık. Otursana be. Bilal abi. Dışarıda olan muhabbeti bak şimdi. Dışarıda tamam mı? Herkes var ya havada uçuyor. Anladın mı? Dışarıda amına koyayım herkes birbirine vuruyor. İçeride Sefo ile Çakal tuvaletin içinde tamam mı? Olaylarla hiç alakaları bile yok. Ama mekanı dağıttık biliyor musun? Hani bodyguardlar geldi, adamlar dedi ki... Kanka dışarıda olan muhabbeti anlatalım. Dışarıda kavga edenler Sefo'nun ekibi Ati, bir de... Hayır oğlum, ben Ati karşı karşıya. Aynen. Fesi, biz dışarıda kavga aynen ediyoruz. Niye kanka kavga ama ne? Başkalarıyla mı kavga ediyoruz? Hayır oğlum, kendi aramızda. Sefo kendi aramızda. Gaz kızın, burası bayağı... Kanka yaşam. Mekan nasıl biliyor musun? Bak, Enes... Welcome to bro. Dışarıda ortam nasıl biliyor musun? Her şeyi kurmuşlar. Barbie heykelleri. Ya bir de nasıl oldu biliyor musun? Bilmem neler. Ya, şimdi bizim yanımızda bodyguardlar var ya. Onların yanında da bodyguardlar var. Bizim bodyguardlar bile birbirine girdi amına koyayım. Yani öyle bir... Şahsi bodyguardlar değil. Mekan bize bodyguard bırakmış yanımızda. Çok kalabalık diye. Kanka en son nerede gördüm biliyor musun? Allah Kur'an çarpsın. Barbie maketleri yerlerde sürünüyor. Bir çıktı dışarıya magazin. Bitti amına koyayım. Bir çıktı dışarıya magazin. Birader bu gidip ne yapsaydır, magazine ne deseydir? Sen biliyor musun? Ne dedi? Şimdi bu, bunun için kavga etti tamam mı? Hayır, tamam. Bir dakika dur. Karımı bozma. Ben anlatayım ama. Birader magazin geldi. Biz hiçbirimiz yüzümüzü göstermedik. Emirhan arabaya bindirdik. Biz arabaya bindik. Çıktık gittik. Tamam mı? Ayrıldık. Tamam. Birader eve bir gittik amına koyayım. Magazinci buna soruyor. Diyor ki işte az önce diyor çakalla birlikte kavga etmişsiniz. İşte Ati falan. Tamam nasıl oldu? Diyor ki çakalla Ati'ye sorun. Çakalla Ati'ye sorun diyor. Beni ilgilendirmiyor diyor. Benim adımı geçirmeyin. Ati'ye sorun bunu engelliyor. Bunlar konuşmuyorlar. 10 dakika önce. Kayseri'de belediye konseri var. Tabii ki olacak. 10 dakika önce. Arbede yaşanmış çıkmışım mikrofon soruyor. Diyor ki kavga mı oldu bir şey mi oldu? Diyorum ki hani benim konuşulanla bahsi geçen isimlerle alakam yoktur deyince. Hayır, adam diyor ki Ati çakal diyor ha. Ve siz diyor ki benim bahsi geçen isimlerle alakam yoktur. Yani beni de orada araya patladı. Diyor ki onlar kavga etti. Şey, Ati ile alakalı değil. Yani diyorum çakalla alakalı bir muhabbet sormaya gitsin. Tabii biz, ama... biz o röportajdan sonra bayağı küstün Sefo'yla. Anladım çünkü halk küsmek hakkı bu arada. Şey Hollanda maçından sonra barıştınız ya. Aynen. O gün barıştık evet. Ha yeni o gün barıştık biliyor musun? Seninle tanıştığımız gün. Aynen. Kanka ya burada ama... herkese bir soru sorduk. Hayatını değiştiren şarkı. Senin hayatını hangi şarkı değiştirdi? Almanya'daki hayatımı değiştiren şarkı Balalos Türkiye'de olabilir kanka. Kanka olabilir bize bir anlatsın. Şey Baleros hatta anlatsın. Baleros'u siktir edin. Biz hepimiz kanka, gördük amına. Bilmiyorum bana kaç defa anlatmışımdır ama. Birader amına koyayım. Aman bir dakika. Nerede anlattın? Türkiye'de anlatmadın. Aynen Almanca anlattım. Türkçe anlatmadım. Kanka ben şimdi mesleğe başlamıştım. Almanya'da benim doğduğum ve büyüdüğüm şehir Hüsselsheim, Opel'in geldiği yer. Yani Opel marka arabası araba var ya evet. Aynen. Orada götürüyor araba. Yakın kanka orası. Yakın 15 evet. Dakika. Ati'ye bir alkış. Almanya'ya gidiyor. Her neyse kanka ben orada çalışıyordum. FFM mi kanka? FFM Frankfurt. Sefo'yu temada alkış istiyor.
Sen de bir şey daha kanka tam olsun. Trenin istasyonu var orada. Banof mu? Oh, Banof'u da iyi biliyorsun kanka. Her neyse orada çalışıyordum kanka. Bir sene falan, 1,5 sene orada meslek yaptım. Yani normalde 3 sene yapmamız gerekiyor ama sonra işte bıraktım tabii işi. Ben şarkımdan 1,5 sene önce telefon çekimlere başladım. Yani telefonu koyuyordum kanka. Yani 16-17 yaşındayım. 17. Antalya'da sizi gördüm kanka ben. Aynen. Ama Antalya'da o zaman da aboneler artık çıkmıştı bayağı kanka. Antalya'dayken benim 100.000, 150.000'e yakın takipçim vardı. Sade çekimlerden. İlk sen çıkarmadın mı kanka bu telefonla pat? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir çocuk daha vardı. Onlar bir kanka, biz Facebook zamanından geliyoruz. Evet, biliyorum. Evet, tamam hatırlıyorum. Yani Facebook zamanından geliyoruz. Instagram böyle yeni popüler olmuştu. Yani TikTok mesela, TikTok'un 2-3 sene önceki hali. O zaman Instagram yeni geliyordu. İşte 16-17 yaşındayım. Telefonu koyuyorum, sürekli müzik yapıyorum. Ama bir yandan da futbol oynuyorum kanka. Bir de harbi oynuyorum yani. Darmstadt 98'e yani falan oynuyorum. Yani oynayalım. Rahat ol, çağırıyor seni. Tamam. Evet, dinliyorum. Her neyse, futbol artık yavaş yavaş işte ameliyat falan filan oldum. Psikolojik men de daha oynamak da istemiyorum. İşte 16-17 kanka. Başka bir takıma geçtim. Takım da amatör takımı. O benim 4 sene sonra ilk amatör takımımdı. Her neyse, futbol bir yandan bırakıyorum. Müzeye şey yapıyorum, odaklanıyorum. Telefonu koyuyorum, rap yapıyorum. Arkadaşların gazına tabii. Onlar diyor yap falan filan. Yapıyoruz kanka, aboneler işte 5.000 oldu, 10.000 oldu, 15.000 oldu. Ben 1,5 sene telefonu koyup böyle rap yaptım. Yani bir arkadaşım canlı vardı bazen yanında. Aynen. Sürekli müzik işte şey yapıyoruz böyle, telefon çekimi yapıyoruz. 1 sene, 1,5 sene. Barlos yani ilk şarkımdan 6 ay önce benim artık takipçiler işte 200.000 oldu, 250.000 oldu. Artık Almanya böyle rap dünyasında konuşulmaya başlıyor. İşte sonra eski çalıştığım şirketle beraber onlar artık beni şey yapmaya başladılar. Ön plana çıkarmaya. 6 ay yani şarkımdan 6 ay öncesinde ben sözleşmeyi imzaladım. Halbuki profesyonel şarkımda şey yok. Ortada yok. Aynen. Evet. Yani onlar için biraz riskli iş ama görüyorlar hani işte bayağı popüler falan. Aynen. Sonra kanka ben ama bir yandan hala aboneler çıkıyor ama ben tabii yine çalışıyorum çünkü nereden para gelsin yoksa. Çalışıyoruz yani. Evet. Sonra işte ilk şarkım kanka çıkacak. Mesela o gecesi çıkacak. Ertesi gün sabah kalktım, şarkı çıktı. Ben böyle heyecanlıyım tabii. Ya benim şey yaptığım mesela umduğum, hayal ettiğim işte bir ayda 1 milyon olsa fena olur falan filan. Eski menajer diyor ki hani ilk iki senesi belki cebine biraz harçlık yaparsın. Hani yavaş yavaş yükseliriz. Yani öyle kimse beklemiyor ha o kadar. Hiç yani umduğum şey değildi. Hiç hayalimde bile yoktu o kadar. İşte ama şarkının çıktığı gecesi yani o gün 300.000 takipçim falan var bile Instagram'da. Sade telefon çekimlerinden. Şarkı çıktı, ertesi gün iş yerindeyim kanka. Saat sabah 10 oldu, 11 oldu. Baktım işte şarkı 500-600.000 izlenme var. Bunlar kanka Allah belanı versin. Ya rekor kırdı ya o. Şeye girdik, mola verdik iş yerinde. Ne diyorlar ona? Pauzeye ne diyorlar? Ne yaptı öküz? Her neyse. Haydi. Bir tane böyle beyaz duvar var. Ekstra onun önüne geçtim ki arkam görünmesin, iş yeri görünmesin. Hani şeye gidiyorum kanka, hani artık şarkı duruyor ya. Böyle bir tane story çektim işte arkadaşlar falan filan Almanca konuşuyorum. İşte şarkı 600.000 olmuş YouTube'da, işte danke manke bir şeyler diyor. Kanka o gün benim son iş günüm. Sen hayatın Cuma günüydü, kanka. İş yerinden çıktım. Ayakkabılar da şey, iş ayakkabısı böyle. Analiz pantolon kim? İş ayakkabısı. Vallahi Rusistan'dan Bahnhof'a doğru böyle yürüyorum. Bir yandan da şeyi taktım hani, baktım şarkıyı gidiyor ya. En azından şimdi biraz kendimizi şey yapalım. Öyle kanka, şarkı çıktı sonra patladı yani. İsmail'le birlikte, 18. Sefo, 18. İsmail'le birlikte Antalya'da bir oteldeyiz. Hayatımızda ilk defa tatile çıkmışız. Ben yanlış hatırlıyorum. Bak Bilal abi dinle, İso'yla birlikte, İso ben bir de kuzenim var Apo diye. Üçümüz tatile gittik. Antalya'da bir tane otelde bir tatildeyiz. Biz o zamanlar ama rap, map hiçbir şey bilmiyoruz, dinlemiyoruz. Sadece kanka popüler işte, bizim gördüğümüz ilk popüler işte Mero'ydu. Mero'yla bir tane arkadaşı vardı. Ama Türkçe şarkım yoktu değil mi? Hiç yok kanka. Kanka bir de bir şey diyeceğim, lafını kestim ama o zaman ben hatırlıyorum az çok. Çünkü benim burada kuzenler de bana video falan atıyordu. Evet. Burada radyoya çıkmıştı hatta o şarkım. Yani şey olarak işte Almanya'da Türk bir kardeşimiz kanka, gibisine. Türk işte. İşte rekorlar kırıyor gibisine Almanya'da. Aynen. Öyle burada ben görmüştüm. Kaldığımız otel kanka, yemin ederim dün gibi hatırlıyorum kanka. Otelin böyle alt katında kanka iki kişi video çekiyor. Arkadaşıyla birlikte. Biz onu 3-5 gün sonra falan Instagram'da görüyoruz. Instagram'da. Ne? Biz, anlamadım. Biz aynı otelde miydik? Oğlum aynı otel. Allah belamı versin ki aynı oteldeyiz. Ben alttan görüyorum, ikisi aynaya karşı böyle geçmiş. Telefonu bırakmış. Şeyden önce şarkımdan Balalos'tan önce. Çok önce oğlum. Tamam ben biliyorum o
hangi şarkı olduğunu bile biliyorum işte. Doğan, ben bir arkadaşla Doğan... üçümüz çekiyoruz aynen. O işte 150-170 bin falan takipçim vardı. Hemşerim değil mi benim hatta? Ağırlı. Sonra aynen, biz geldi yanıma, biz onunla konuştuk, fotoğrafları gösterdik. Bizim fotoğraflarımız vardı orada. Kasarlı. Aynı oteldeydik demek ki. Ya. Aynen öyle. İsona ilk dinle. Bana da bir alkış hak etmedi mi kanka? Alkış. Adamı ne zaman keşfet... Alkış. Adamı ne zaman keşfetmişim amına koyayım. Herkesin öyle bir... Yani sen de o göz var ama kanka ya. Sen de o göz var. Sefo'nun da öyle bir hikayesi var. Yani şimdi Sefo demiş, ben yokken yayında söyledi ya. Hani paramız bilmem niye yetmedi. Ama bu çok önemli bir şey. Klipsiz çıkarttık diyor da o şarkıyla patlıyorsun, anladın mı? Yani hani son paranı harcamışsın yani. Olmasa olmayacaktı. Belki Samsun'a döneceksin, anladın mı? Yani. Yani. Fazla sen yoksun. Ama edeceksin ama. Son paramı harcamışsın, anladın mı? Başka bir işte çalışmaya devam edeceksin. Evet. Falan filan. Yani. Sefo'nun çok değişik inançları var abi. Yani dini olarak değil mesela. Geçen bir tane şeyini gördüm, açıklamasını gördüm. Boxer, uğurlu boxer varmış. Kırmızı. Onunla mı geldin buraya? Yok. Niye? Nasıl uğurlu boxer'ın var kanka? Şey ya, Türkiye maçlarında onu giyiniyorsun. O hani denk geldi. İki maç üst üste denk geldi, lan dedim güzel gidiyor. Yendik de falan böyle. Diğerinde de onu giyin dedim. O zaman Hollanda maçında giyinmedin. Harbi giyinmedin mi o gün? Bırak şimdi. Vallahi girseydin ya, kanka gidiyorduk falan. Ama finale. Ben ya bunun benimle hiçbir alakası yok. Sen geldin. Sen dün yine olsa bir tane başka bir kırmızı yok. Ayarladım onu giydim. Kenan Yıldız çok kötüydü o gün. Benimle alakası yok. Benim maçtan dolayı kanka. Maç iyi olsaydı takım zaten. Kanka sen Trabzon neresinde? Ben Akçabatlıyım ama ben Kezeroğlu'dan büyüdüm. Nero'yla bizim tek ortak koyu Trabzonspor'la. Ulan çok sen Trabzonspor'sun. Ne diyorsun ya? Bak şimdi futbola girmeyelim burada bence. Bir şey diyeceğim. Osimhen'i tanıyor musun? Türkiye'de sıkıntılı değil mi kanka böyle evet, futbol konusu? Kanka bunlar sıkıntı. Ya ben bilmiyorum yani. Bir takım derken az çok biliyorum da. Ne diyorsun oğlum? Senin marş ne oldu? Fenerbahçe'ye marş yaptın sen. Yapmadım. Yaptım da kaydetmedim. Niye çıkarmıyorsun? Neyse, oğlum bellası gelmez mi şu an? Hayır. Akapellası gelir. Kanka. Akapellası gelir. Ne? Ben marşı çıkaracaktım. Şuna bağlı o sonrasında biliyorsun Almanya'ya gitmek zorunda kaldım. Evet. O öyle sıkıntılar olunca tabii ki marşı kaydedemedim. Tamam. Sonra transferler yeterince iyi olmadı. Alakası yok. Fenerbahçe'ye marş fark etmez. Tribünden geliyor. Koyu Fenerli. Bak benle konuşuyoruz biz. Beraber tartışıyoruz falan. Koyu Fenerbahçeli. Sen de koyu bir Trabzonsporlu. Ben de koyu Trabzonsporluyum. Benim var ya koyu Trabzonsporlu olup da anlaştığım tek insan Bilal abi. Benim koyu Fenerbahçe olan ve anlaştığım çok arkadaşım var. Benim hayır ben Enes'le yeni tanıştık da benim mesela çoğu arkadaş mesela Kürt arkadaşlarım da çok ama Trabzonlu arkadaşlarım da çoktu. Çoğuyla engelliyim amına koyayım. Yani birbirimizi engelledik artık. Kürtler yani. Hep Galatasaraylı mı? Futbol muhabbetine mi? Yok onlarla futbol muhabbetine. Kürtler de futbol konuşulmuyor mu? Futbol ya ırkçı ya. Bu ne bu ırkçısını görüyor musun ya? Hayır onlar fanatik değil yani. O zaman burada konu açılmışken söyleyeyim. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. Bence ya olsun zaten. Kurtulalım anasını avradı. Kanka Mourinho gelmiş ben olsun. Ben Galatasaray'da inşallah olur. Bugün aynısını söyledi bak. Sordular Galatasaray'da. Sussunlar artık ama. Ne ama Beşiktaş şu an iyi gidiyor. Aynen. Beşiktaş ya zaten Fenerbahçe şampiyonluktan bir tek Beşiktaş edebilir. Ama geçen sene Samsun Spor etti. Ya geçen sene tabii ki doğru işte aynen sonra. Aynen. Sonra Galatasaray'da mağlubiyetle başladı sonra tek mağlubiyetle bitti. Aynen. Yani sezonun başında daha hiçbir şey ya okey ama kadro oturması Mourinho'nun bir efekti olur bence her türlü. Samsun Spor daha oturmamıştır yani. Aa bok. Hani ben de Samsun Spor'u tabii destekliyorum. Vallahi destekliyorum. Yani destekliyorum derken bizim benim baba tarafı komple Samsun'da kalıyor. Herkesin bir ikinci takımı var. Ben de ya ben nasılım biliyor musun İbo? Ben mesela niye söylemeyeyim oğlum? Söyle o zaman amına koyayım söylemedin. Hangi takımı tutuyorsun? Ahmet Spor'u. Ben Galatasaraylıyım ama Ahmet Spor'u destekliyorum. Bravo. Olabilir. Kim o? Kapı abi mi? Gel abi gel. Bugün Almanya burada amına koyayım ya. Almanya'yı yerinize getirdik. Gel abi gel. Şeyi ver oğlum şeyi ver. Vay ya bir şey söyleyeceğim. Sefo ya. Beyler Sefo'ya sürpriz yaptık. Yani. Kapağı ayakta duramıyorum gibi. Abi. İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? Ben nereye oturayım oğlum? Abi. Ne yapıyorsun? Tamam. Nasılsın canım? Hoş geldin abi. Gel abi gel. Nasılsın? Ne haber abi? Girer girer sokarız kadar gel. Eyvallah sen nasılsın? Nasılsın? Şah yine yayınlar. Abi sit down please. Abi nasılsın hoş geldin? Gamera nerede? Gamera. Bak burada var burada var burada var. Selamun aleyküm. Selam. Ne haber? Bir şey söylemiyorum mutlu oldum vallahi. Öyle mi? Gelince sen. Adam sayesinde patladın amına koyayım Almanya'da. Konser satmaya başladın tabii mutlu oldum. Benim ilk bir sorum var hemen. Siz ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Isabel'den kaç ay veya kaç sene önce, kaç hafta önce ne zaman tanıştınız? Isabel'i yapmadan 5 gün, 10 gün önce sonra. Yani biz oraya klip çekimine gittik. Yok şarkı çıkana kadar. Yok çıkmadan. Çıkmadan önce. Çıktıktan sonra tanıştık. Çıkmadan yani çıkmadan önce tanıştınız da. Şarkı bir sene önce oldu. Aynen.
Şöyle. Aa, çıkmadan bir sene önce şarkı. Ben senin sorduğun soruyu anladım. Onun dediği cevabı da anladım. Ben şimdi hemen söyleyeyim. Hemen sen bir çöz. Biz şimdi Almanya'ya gittik. Konserimiz var. Tamam. Alper ile tanışıyorlar. Hoftwefe senin abi. Aynen. Onlar tanışıyor. Biz de klip çekeceğiz. Abiler bize yardımcı oldu. Böyle böyle klip. O sırada tanıştık. Stüdyolara gittik. Kalıyoruz. Sonra takılıyoruz. Hani bir şeyler yapalım. Yok abi. Şarkı yaparken. Mikrofon abi. Abi mikrofon. Evet. Şarkı yaparken öyle Isabel'i yaptık. Sonra işte bir sene sonra falan tekrardan oturduk üstüne. Evet. Tekrardan yaptık. Yayınladık. Öyle oldu yani. Aynen. Hani şarkıyla yani tanıştık gibi bir şey oldu. Şu an burada proje yapıyorum Laist'te herhalde. O yüzden 2-3 kere gördüm. Bırak da adam söylesin abi. Hoş geldin. Oluyorum işte ya. Ne yapıyorsun abi ya, İstanbul'da? Arkadaştık. Çalışıyorum. Albüm yapıyorum şu anda. Albüm çalışmalara başladım burada. Ebo'nun yanında. Ebo Show'da. Hoş geldin abi. Çok teşekkür ederim. Mutlusun. Mutluyuz. Kardeşlerini gördün. Almanya'dan evet, Enes geldi. Çok sevindim. Hepiniz beraber sen, gördüm. İkiniz de asıl Frankfurt değil mi abi? Evet. Aynen. Ben Offenbach. Yani ben de Frankfurt'ta yaptım 10-15 dakika. Kapuğa bile bir anımı anlatabilir miyim kanka? Anlatabilirsin abi, kanka. Anlatamazsın diyormuşuz yani. Kanka show senin de anlat da. Rica edeceğim. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Şöyle. Elimde o kadar çok şey var ki amına koyayım. Biz Skyline diye bir dizi keşfettik kanka. Biliyor, izlediniz mi? Biliyorum evet. Netflix'te arkadaş ortamında işte İso, ben, Özbey, bizim Cihan diye bir abimiz var. O da şimdi tatilde. Tatilde kanka. Biz hep bana zorla izletti. Zorla izletti. Öyle bir tatilde dedin ki tatilde olmadığını anladım. Tamam ben. Tatilde kanka. Tamam. İzletti bize. Biz hayatımızı dedik ki müzik hayatımızı ona göre yapacağız. Ama gayrimeşru olmayan tarafını. Gayrimeşruyla ne alakası var? Kanka var Skylands'te biraz gayrimeşru geçiyor. Ben bilmiyorum. O bilmiyor. Bilmediği için. Netflix'te izlesen çok iyi. Vallahi size var. Dur nereye geleceğim? Lan adam yapmamış. Ben yapmamış. Ben yapmadım onu ya. Dur abi bir dakika dur ya. Yapan iş benim hoşuma. Farkında sen anlatılıyor yani. Adam. Ben bu diziyi izledim. Ati diziyi izledim müzik dizisini. Evet, sen izledin mi kanka bu arada? Yok kanka vallahi. Kanka muhteşem bir müzik dizisi. Tavsiye ederim. İzlemeyi tavsiye ederim. Bu binayı kanka, bu bina var ya, o dedi ki aldık dedi ki biz Skylands gibi büyük olacağız. İnşallah sonra, daha acınası 2 gün olmuş. Birader neyse, sonra bana bir telefon geldi. Açtık burayı, daha burası bugün 4. 5. gün işte. Açtık burayı, telefon geldi Ali abiden. Enes'in menajerinden. İbo dedi, Kapoy dedi gelecek dedi, stüdyo aramış. Var mı? Abi dedim başım gözüm üstüne gelsin dedim. İşte stüdyo imkanını sunduk. Kapo abiler geldi abi, oturduk, toplantı odasına oturduk. Dedi ki nasıl gidiyor falan. Abi dedim biz dedim işte böyle böyle Almanya'dan geliyorsun sen. Biz dedim Skylands diye bir dizi izliyoruz. Almanya'dan geçiyormuş dedim hikayesi. Biz dedim ona göre hayatımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Dedi ki benim hikayem. Aynen öyle amına. Ananın amına koyayım. Buna alkış lazım. Beni bozuyor. Beni, biz yapmadık ya. Ya. Abi sizin hikaye ya. Oğlum burada başaran o değil. Ben amına koyayım. Sen doğru anlat Temiz abi. Tamam. Ya birebir bizim hikayemiz değil ama çok yakın. Çok yakın. Yani şey casting. Size anlaşıldı mı? Türkçesi casting mi deniyor? Casting. Prodüksiyon mu? Casting. Aynen. Onları yaparken sordum yani bu ne hikayesi, neyi anlatıyoruz burada. Yani çok yakın geldi bizim hikayemiz. Yani sakın bizi hikayemizi almayın bizden habersiz. Sonra da bir baktım İstanbul'dayım burada. Bir baktım arka arkaya dedim, yapıştım. Hepsine arka arkaya baktım. Tak. Bırakamadım onu. Dizi izledim 8 bölüm. Olmaz dedim bu. Direkt arattırdım onlara dedim. Masa yapılmadı. Bu devam olmaz böyle. İkinci şey yapacaklardı. Sezonu. Dedim kabul etmedim. İkinci sezonu. Çıkmadı onun için ikinci sezonu. Ya bize webiniz geçiyor mu? Ben izlemedim bu arada. Bizim şarkımızı kullanıyorlar. Bizim bütün çıkardığımız sanatçıları kullanıyorlar. Wow. Peki o zaman bize size anlatıyorlar yani. Size yakın birisini. Üç kardeş. Size yakın birisini onlara bilgi vermesi lazım ya. Bilgiye gerek yok. Öyle bir şey olması lazım. Nereden bilecekler şimdi o zaman hayatı? O zaman bir şey diyeceksin bize. Bak. Sizin hikayenizi kullanıyoruz. Yani diyorlar onlar da. Kim bilgi vermesi abi onlara biraz, biliyor musun? Ya bilgi vermesi de gerek yok bence. Herkes tanıyordur abi size Frankfurt'ta. Biliyor yani zaten. Tabii kendimizi almamıza gerek yok. Aynen. Ama öyle bir şey oldu işte. Ben dedim ya bize verirsiniz. Bizim hikayemiz bu. Bize çok yakın. Bir de Avusturya'nın birini aldılar. Karıştırdılar. Avusturya'dan gelmiş sanatçı olarak. Aykut abimi falan. Yanlarınızdaki ders olsun. Üstelik arkadaşlar. Abi dürüst söylüyorum. Ben Avusturya'dan dediler diyor ama öyle değil. O zaman buradan Netflix'in anlatımına buna koyun. Beyler arkadaşlar. Pabi de size ne niye mi? Ne niye mi olsun sen? Bütün Netflix projeleri yükselen. Ben de şaşırdım. Bu nereden biliyordum ya? Skylights. Ha abi rahat ol ya. Biz de izliyoruz ya. Kuruyorsun buraya ne? Bu iş. Kurdum abi kurdum. Kurdu da. Benim mesela bizim İzabeli kaydettiğimizde orasın mesela abi. Bak orada bak. Çalışıyor bir yani. Aynen onun gibi. İzabel nasıl oldu kanka? Nasıl çıktı ortaya? Çok karışık oldu ya. Abi dur uzaklaşma mikrofon yok. Şöyle oldu biz gittik o abilere bir mekanda klip çekiyoruz. O sırada yine cast var bir tane. Kızın adı İzabel.
Ne diyorsun ya? İzlam ben böyle şey, bir arkadaşım orada, bu arkadaş kendisi. Hoşlandı kızdan. Ama yani o sırada sevgilisi var, biz de hani kıza... Hangisi şey ya? Alper, Alper. Hani zaten bence. Alper mi? Ve sonra aramızda böyle gır gır oldu. Hani ben taşak geçmek için İzabel Mizabel diyorum. Sonra beat açtık. Beat yaparken böyle üstüne İzabel dedim. Abi dedim, abi dedim böyle bir şarkı yapsak nasıl olur dedim. İzabel diyorum ben falan. Olur dedi, güzel olur falan filan. Geldik yaptık İzabel Mizabel. Alkış. Kaç milyon oğlum İzabel? Çok iyi şarkı bu arada. 100 milyon. Sefo. Ananı sikeyim, 150 bin dolar. Sefo Harbiye'de konser verdi. Evet. Tek ikinci kere okuduğu şarkı İzabel. Bir daha, bir daha. Bir daha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, durdum. Mevzuyu anlatıyorum. Abi kenarda solda bir lelenci, tamam mı? Şarkı bitti. Bu coştu mu? Bir daha, bir daha, bir daha. Herkes ama tüm Harbiye bir daha. Ben arkadaşlarım yaptığı işlerin hepsini böyle takip edip destekçi olmayı seviyorum. Yani hoşuma gitti yani. Böyle insanlara destek. Bunu da söyleyeceğim. Sefo'nun konserine gittim. Önde oturuyorum böyle. Daha iyi. Sağ ol. Bak şimdi abi dinle. Abi arkamı bir dönerim. Herkes böyle Sefo bantları takmış falan böyle ölüyor. Sefo Sefo diye bağırıyorlar. Ben böyle bir kitle görmedim yani. Ve inanılmaz hoşuma gitti. Eyvallah. Ben de kendimi kaptırmışım. Yani İzabel'e de kapı geldiğinde çok şey biter bana dedi. Eyvallah çok. Sustu, herkes sustu böyle. İnanılmaz sesli oldu. Ben de bir daha bir daha diye bir girdim. Kapı dışarı gitti. Gitti bir daha girdi. Dışarıdan içeri geldi yani. Senin sayende. Güzeldir. Çok güzeldir. O zaman Bilal abi bir alkış. Doğum günümdü be. Abi. Abi bugün doğum günüdür bu arada. Doğum günü abi. İyi ki doğdun Bilal. İyi ki doğdun Bilal. Bir tane şov yapacağım size. Big Mac iş nerede? Ne? Bir çağırır mısın? Ne var? Gel abi gel. Bir tane sihirbazlık bir şov yapacağım kanka size. Abi. Oğlum her şey var, rahat olun. Prodüksiyon sağlam. Content reyim. Amına koydum paranı bugün. Ne yapıyorsun abi? Var mı lan? Kanka rahat olsana ya. Abi gel gel. O klima yok deyince ben hani beklentiyi çok düşürmüştüm. Tamam. Rahat ol abi, çok özür dilerim. Olmaz karşılıklı. Bilal abi tam Fit'i sonra bağlarız. Gel sen konuş adamla. Mero Fit'i bağlarız. Hayır, abi Enes'e yap. O en son geldi. Mero'ya. Daha gibi. Tamam. İlk Mero'ya. Gel. Enkamp mi? Ortaya otur. Ortaya otur. Biraz kayın abi. Sen sırmazsın. Ne zaman yapsın bakalım. Bana yaptın mı? Ne bileyim. Şu an kimden kalkmıyım. Abi sen geçsene. Kamerayı kapatıyorsun. Bayağıdır gittim. Geçen gittim abi. Frankfurt'a daha yeni gittim. Ne zaman? Abi, şovu izle. Bu su Osman Çınant. Osman Çınant. Everyone Dançlant. Ich hab den gesehen. Abdi. 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 Abi ne abi? Abi. Bu da bu da. Uç. Was machst du? Tricks? Bak. Tricks, tricks. Göz kırp abi. Konuşsana abi Almanca biraz. Şu an gizemli şeye geçti abi. Kölner. Adi translate. Kölner. Nerelisin dedin? Kölner'den geliyorum. Aynen. Aynen. Sefo seni kaçırmaman lazım ama. Gel Sefo'm gel. Ben çıkayım kadrajdan. Çok sevilmiyorum sizden. Gel. Ben de çıkayım. Ulan sevilmeyenler çıkıyorsa. Vay abi. Hazır senin muhabbetlere giriş. Hazırım bro. Ben olduk. Ben... Kime yapıyorsun şey abi sen şu anda? Efendim? Ortaya mı yapıyorsun? Birine mi trik yapacaksın? Bana. Ortaya herkes. Okey tamam. Şovluca sana da yapacağım. Tamam. Senin rakamın neydi? 4? 2-8 miydi? 2-4. 29 bro benim rakam. 29. Aynen. Belki oradan hatırlarsın. Dur de. Ne? Dur. Dur de. Böyle. İki. Al iki. Bir de 9 muydu? Bir saniye. Dur lan bir şey olmadı da. Bu ne abi? Abi. Kanka olmadı mı sanki? Sefo dur de. Evet. Bir daha pardon. Kaçırdın beni. Ne bozuyorsun? Yok önemli değil. Dur de. Desene oğlum kart bitti. Ha, bekle sayıyor istiyorsa son kart alsın. Ha işte. Sana yok. Dur. Tam burada. Aynen. 9'du değil mi? Öbürü. 29 yani. Wow! Göster kamerayı göster. İşte bu prodüksiyon amına koyayım prodüksiyon. Bak. Abi beni utandırıyorsun. Çok Sefo'nun rakamı farklı. Ama çok korktum. Bir sıkıntı var sanki. Rakamı farklı. Ya o tekrar çok kasılıyor. Tamam. 29 dedi benim rakamım. Onu bulduk. Ben tamam. De dedim. Merve etkilendin mi sen? Kanka bir şey diyeceğim. Ben etkilenmedim. Tamam. Bir dakika. Niye etkilenmedin? Abi burada etkilenmedin. Vallahi etkilenmedim. Abi etkilenmemiş. Bir şey diyeceğim. Sefo'ya dur de diyor. Tam da hareket abi, etmiyor. Abi sadece Enes'le yapalım. Bir şey yapmıyor ki. Hayır tatları. Abi daha sağlam bir numara lazım. Ya. Kamera abiyi çeker misin sadece? Abi Mert. Enes dinle bakayım. Etkilenecek tamam. Misin? Etkilenmen lazım. Bak bütün para boşa gider. Bak, bir tane kart gösteriyorum kameraya. Hangi kamera gördük? Şu. Çekiyor. Kanka yalnız biz de görüyoruz belki. Tamam. Oraya doğru gördünüz mü kart? Gördüm. Tamam.
Mero geldim. Rastgele, rastgele bir tane kart çeker misin Mero? Rastgele. Çekeceğim. 52 tane karttan. Rastgele tane... mi? Oradan, buradan. Tamam. Fark etmez. Rastgeleyse aynen. Şu taraftan çekeyim kanka. Ama bakma daha, gösterme kameraya. Tamam. Bu kart mı? Evet. Bakalım mı? Kameraya hangi kartı göstermiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Ben hatırlamıyorum. Ne görmedim ben. Maçı 6. Vay, alkışlasanız da o zaman oğlum. Ne izliyorsunuz zaman atın? Bir saniye. Tabii, bu etkileyici bir şey değil abi, çok öyle fazla. Değil zaten. Bekle. Karo 4. Maç 6'yı aklında tut. Tamam. Karo 4'ü şöyle tutar mısın? Tutayım. Aynen. O şu an karo 4. Kapot dur der misin? Dur. Dur dediğin yerdeki kart maç 6. Bir saniye. Maç 6 senin deminki kartın değil mi? Karo 4 değil. Ha? Çevireyim mi bunu? Bak bakayım. O zaman bol olsun. Ya bok gibi, bok gibi var. Aynen. Bir tane daha yap bana bir kat bakalım. Ben çok severim bunu. Ama güzel bir tane yap. Sen de değişik tamam. Bir şey yap. Hazır mısın? Deminki gibi ama daha güzeldi. Tamam. Abi bedava olmuyor ama ya. Dur de. Para veriyorum ben bu adama bir ton. Öde işte amına koyayım. Dur de. Aldın 50 bin dolar çiftten amına. Dur. Burada al kartı. Ama hep bir dakika ya, sen dur diyorsun, tamam. Sen en üstten kartı tamam, çekiyorsun. Tamam sen çekiyorsun. Aynen. Çekiyorsun. Tamam, tamam daha iyi. Kendin çek. İnandır bunları abi. Ben sana bakıyorum bak, sinek yedili çektim. Bakayım. Nasıl ki? Yaaa. Abartı ne oluyor bak? Şey nasıl oldu? Çok güzel. Bak. Bir saniye güzel. Sinek yedili Ali abi şovu evet, görüyor musun? Bak. Para bayadım ben bu adama. Çok yakın. Tamam. Bu ne? 3. Tamam. Yediliyi rastgele içine koy. Rastgele. Aynen öyle. İçine koydun değil mi? Rastgele. Ya sen ooo. Ne ya. Ya abi adamı gibi gitme öğrenin ya. Bir dakika. Bu ne ya? Bak gösteriyorum abi. Ya bu olamaz ki ya. Ben hiç kimi anlamadım. Vallahi hiçbir sıra sana da gelecek. Bekle, seni de gitmeyecek. Aynen. Aynen. Gösteriyorum abi. Please speak Turkish. Just speak Turkish. Ben alabilir miyim? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bak, kara papaz. Ama iyi yapıyor ha. Kura şu kuket gına oğlum, ben tam bakacağım şu tamam. Bak karo papaz. Esas bu ne oğlum? Çok dikkatli izlemen lazım. Çok dikkatli izlemen lazım. Tam az bitti ben. Karo papaz mı? Karo papaz. Çok yavaş böyle tutuyorum, tamam mı karo papazı? Tamam. Şu an yedili sende doğru mu? Evet. Koy arasına. Aynen. Vatı. Kapattık mı? Kapattık. Şıklat parmağını, şıklat. Tamam. Bak yukarıdaki karta. Tamam. Karo papaz. Ben sanki burada tutuyordum karo papazı ama. Hadi. Abi 100 dolar hak etti, 100 euro hak etti. 100 euro hak etti adam ama. Bak şimdi. Helal olsun valla. Kartı geçiyor mu? Yok. Ağzını durun oğlum. Abi şunu etkilesene, bu çakal boşu sürüyor. Ben mesela... Ya en... İzledin mi demin? İzliyorum, anladın mı? Anlamadım. Kanka biz de anlamadık. Onu da etkile. Onu da etkile abi. Benimki 3-6-2-362. Beyler herkes susun. Bir dakika. Güzel mi? Rastgele dur der misin? Bak kendin dur abi. Seçtin değil mi? Dur dediğin yeri. Kendin seçtin. Tamamına bir bunu. Bak. Ne oluyor lan? 6-2. Biraz ters oldu. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Etkilenmedin mi hala? Ya etkilendim de. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap, bir daha. Bana bir şey yapar mısın? Önemli olan öyle. Önemli olan öyle. Bekleyin bak. Şunu gördün mü? Onu gördüm. Tamam. Bunu da bu tarla. Fatih, rastgele bak. Ben böyle açacağım kartları. Sen bir tane alır mısın ortadan? Bak kartı unutma. Tamam. Şimdi alayım mı? Evet evet, istediğim yerden al. En son ben çek. En arkadan çek. Bir yarındakini aldı değil mi? Bekle. Önemli değil. Baktın mı sen? Ya bunda bir şey var. Bu işe bir şey var abi. Göster, ben bakmıyorum. Lahim bana bakıyorsun. Yedi sinek, bu siktim yedi sinek ne var ya herkesin? Söyleme sen ama. Abi başlayalım sana ya. İbo bir dur amına koyayım. Pardon pardon. Tamam yok. Yedi sinek olmayacaktı bir daha. Ses çok. Ama çok garip açıyorsun abi, sanki bir şey yapar. Lan adam sihirbaz yarram ne açsın? Bu adam büyü yapmıyor, bir şey yapıyor. Hayır hayır bir şey. Bir dur, heyecan kaçma. Kanka sen de bunu çıkarma ya. Tamam, o senin o götürüşünde bir şey var. Nasıl yani? Kanka bir şey de yapacak tamam, da siz de bir şey yapmıyorsunuz. Göster herkese. Ben kapatıyorum kanka. Ne ya? Ne ya? Söylemeyin. Söyleme de abi. Söyleme, hadi bakalım. Ama kameraya gösterelim. Tamam, vallahi hiçbir şey göster, tamam. Göremiyorum bunu. Tamam mı? Sen gördün mü Mero kartı? Görmedim. Göstersene bunu. Sakma. Tamam mı? Tamam. Tır. Bak şimdi. Rastgele destenin ortasına koydum. Bak gözümün önünde koydu adam. Evet. Parmağımı şıklatmam yeterli ya. O hemen gelir zaten. Önemli değil. Ne yapsın adam? Bir saniye.
Zaten kameraya Ati çekmeden önce ve Sefo'ya bu kartı ben gösterdim. Çekeceğini biliyordum yani. Öyle mi? Önemli olan o değil. Bir öyle saniye. Mi? Önemli olan ne? Ne? Sen hadi ben sallamadım. Ya ben sallamadım. Şey olmadı. Değil mi? Onun için sordum. Sen bak, çok boş bakıyorsun. Bu cep boş değil mi? Boş. Kanka böyle şey bak tribe gireceğim ha birazdan. Bir saniye bak. Kupa yedi. Tamam mı? Ah siktir. Kupa yedi. Cebinden çıkmasın. Çok yavaş yapıyorum bak. Çok yavaş. Yaşamayız pakas bizim. Olsun inşallah buna. Her şey yolunda. Abi. Elini üstüne koyar mısın? Sanki destan. Evet destan. Kapı dur de. Ah siktir bileklik. Bir daha rastgele. Sen böyle. Ne çıkar burada bak. Yukarıdan aşağıdan almıyorum değil mi? Tamam. Tam dur dediğin yerde ilk kartı aldım değil mi? Kupa bacağına. Tamam. Doğru mu? Aldın kupa bacağına. Bak. Kupa bacağı şöyle bir tutar mısın? Oooo! Çıkar soksun çek. Bir dakika bir dakika. Dur dur. Bu bacak burada. Bu bacak burada. Bir bak abi bak. Bir dakika abi. Ben ya giderim bir dakika ben. İki abi iki. Bir dakika bir dakika dur şunu, ben. Şunu merak ediyorum. Şunu merak ediyorum. Kupa bacak orada. Sus abi. Oooo! Abi kalk git tamam. Beyler Big Mac için bir alkış. Abi Instagram Instagram ismini söyle. Instagram para Instagram ismi. Ben bu arabayı kutlamak istiyorum. Nasıl yazılıyor? Big Magic mi? Abi seni tebrik ediyorum. Beni en etkileyen şu anda şey oldu biliyor musun? Kart para ama abi anladın mı? Para veriyoruz biz bu. Ali abi bak zor ihtimal etmezsin abi. O açımda bir şey var. Ne burada baş set vallahi billahi. Ben diyecek nerede? Hatırladım şimdi. Yapma ya. Vallahi billahi hatırladım öyle. Kuzen. Türkiye'de başarılı bulduğun nefs kolu rapçileri öğrenebilir miyim? New School. New School aynen. Hangi ülkede? Türkiye. Pora valla. Abi Arabistan ama. Almanya sonra. Ya, kanka ya. Türkçe rap fazla dinlemiyorum. Vallahi dinlemiyorum. Tamam, az dinliyorsun ya var mı hiç dinlediğin biri? Kanka. İşte Uzi Zimiş. Eskiden Zimiş, yani Stepo Sago'yu Zimiş işte falan çok dinlerdim ama şu an New School Türkçe rap dinlemiyorum. Kimi dinliyorsun kanka sen? Müzik dinlemiyorum kanka. Bir insan oraya geliyor ya. Yo yo valla ben çok ama harbi diyorum. Arabada mesela çoğu zaman ben müzik dinlemiyorum kanka. Kendim mırıldanıyorum. Hmm. Burada da mırıldanır mısın? Ya abi dur tamam sonra mırıldanırız. Ali zaten Eray yedi. Vay ha oğlum vay. Ha geliyor geliyor. Kanka bunu alacağız. Tamam az bir konuşalım. Yok yok bekliyoruz biz bekliyoruz. Kimse konuşmasın. Beyler mırıldanıyor muyum? Ya dur kanka az bir şey daha sor. Bir tırtı patlar mı? Ne ne kanka tamam. Reymen'le fit var mı kanka yakın zamanda? Kanka Reymen'le değil. 6 seneden beri fit planlıyoruz. 3 defa stüdyoya girdiniz. 3 yok. 3 defa girmedik de girdik defa, yani. Bir iki defa girdik aynen. Daha geçen yaz benim ortamdan kaçacağım. Ben anlatabilir miyim bizim artık? Kardeşim keskin olayı diye sorular ya kanka. Ben bir olan şunu bir şey kim ya? Abi, bir gün Atiye'yle bir bahçede oturuyoruz. Keskin diye de bir rapçi var. Ha, pardon, o da bizim bir benim bir dostumdur. Severim de kendisini. Rapini de severim. Ati story çekti. Instagram story'si. Çektiği Instagram story'sinde beni de gösterdi. Ben de Instagram story'sinde güldüm. Tamam mı? Biz Keskin'le ilgili herhangi bir problem yok falan. Keskin de bunu bizden çok iyi biliyor. Ona gülmediğimizi. Ati bunu story'e attı abi. Kanka farz et ki işte sen bir story çekiyorsun. Yanındaki arkadaşın çektiğin story'e gülüyor. Ve bu story'deki çektiğin şarkı da başka bir rapçili şarkısı. Bana sordu şarkı yapmadan önce. Kanka dedi Keskin'i tanıyor musun dedi. Story atacağım onu. Bayağı popüler olmuş. Destek olayım mı? Ben dedim ki mahalle çocuğu destek bizim gibi. Destek amaçlı. Ha, destek amaçlı. Mahalle çocuğu dedim. At at dedim. Bu da kimseye atmaz normalde rapçi olarak. Birader sonra bu şarkıyı paylaştı. Şarkı sonra Twitter'da, TikTok'ta, Instagram'da falan rap sayfaları paylaşmaya başladı. İşte Ebo'yla Ati Keskin'i paylaşarak güldü falan filan diye. Neyse biz ayrıldık bununla. Amına koyayım akşam bir gördüm karşıma çıkan keşfette. Ya bunu verebiliyor muyuz şeyi göndereyim? Çocuk bir açıklama yapıyor kanka. Yaptığı açıklama nasıl biliyor musun? Girişi böyle. Bizde kimse dalga geçemez. Gereken yerler gereken zamanda arandı falan filan diye bir açıklama yapıyor. Sanki bizi aramış da bize öyle bir küfürler etmiş ki hani biz re yapmışız. Ondan önce beni aradılar. Menajeri aradı. Ya dedi Keke dedi böyle böyle biz bir video gördük. Hani dedi senin niyetinden sıkıntımız yok ama dedi biz bir de senden duymak istedik. Dedim oğlum dedim biz dedim destek olmak istiyor size. Bir problem yok biz arkadaşız. Ati de destek olmak istiyor size. Keskin'in tavrı böyle sanki bize gider yapmış da biz giderini yemişiz de gibi geliyor. Dedim ki öyle bir şey yok dedim. Şimdi biz bunun açıklamasını da sosyal medyaya atamayız. Tamam mı? Hani ama hani Keskin'in yaptığı istemeden ya da isteyerek bilmiyorum. Ben isteyerek yaptığını düşünmüyorum. İstemeden yani yaptı. Şey, sonra işte story'den sonra ben tabii delirdim en son herkes paylaşınca. İbo FaceTime aradı. Ha aradım. Beni konferansa aldı. Çocuk da dedi ki ya dedi ben de size amaçlı bir şey söylemedim. Sen de önce bir storylerinde bu bir tane biriyle bir çöpe
makara yapmıştım ya, hatırlıyorsun. Evet evet tamam. Öyle olunca ben de falan dedi, benim dedi size sıkıntı mı dedim. Oğlum bizim de senin sıkıntımız yok da böyle yansıtma gibisinde. İyi birisin yani o çocuk. Ha iyi bir insan bizim yani arkadaşımız, arkadaşımız iyi. Yani. Sadece kendini o kadar çok farklı yansıttı ki istemeden. Hani insanlar dedi ya ki... Şimdi millet ona sürekli yazıyor, tamam mı? Ay sana galşak geçtiler. Sen falan gibi biraz şeye geldi yani. Yani bizim aramızda yani herhangi bir problem yok. O taraftan da yok, bu taraftan da yok. Bu soruyu ben 500 defa gördüm. Cevaplamayayım dedin de artık sen dayanamadın, cevapladın ama rakip. Neye? Full keskinle hazırlar. Yok yok keskin yok. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bizi kavga mı etmek istiyorsunuz keskinle? Ama buna tabii cevap vermek lazım da yani. Ya tamam işte cevabı da bu şekilde. Evet Mero şimdi giriyor kardeşim. Kanka bir duruyor. Name yok kanka. Name yok mu abi? Hem sen... Yayın ne zaman mı çıkıyor? Hadi bitirelim artık yayını ya. Ben okeyim. Tamam ben de okeyim kanka. Bilal abi söylemek istediğin bir şey var mı sana? Ben sizinle beraber burada olduğum için çok mutluyum. Sefo nerede? Gatso gitti. Kaçtı. Albüm ne zaman çıkıyor Atise'nin? 11 Ekim'de inşallah. Yayında mı? Master'ın süreçlerindeyim. Senin albüm de 11 Ekim'de çıkıyor. 11 Ekim. İkinizin de başarılar biliyorum kardeşim. Yok yani Almanya piyasası. Tamam oğlum. Benim de var da Eylül sonunda çıkacak. Kanka bir tane fit versene bir yalancı ya. Fit. Bir tane bir yalancıya fit. İki tane Trabzonlu kanka. Yok ben arkadaşlığı yeter bana babam. Gerçekten. Bazen daha iyi. Aynen. Bazen daha iyi. Abi senin albüm çıkar. Burada yaptığın albüm. Evet. O ne zaman çıkıyor? Daha belli bir ya. Daha abi bu ne amın abi? Bismillah. Daha yeni ben tarihim. Çok zor bir süreç ya. Evet. Ya ben var ya çok o kadar durmuşum ki abi ya. Ben vallahi diyorum keyif almıyorum artık biliyor musun? Yorucu bir şey. Yorucu mu abi? İki haftada bitiririz öyle. İki haftada bitiremezsin desen. Ben? Evet. Ben bitiremedim. Kaç tane şarkı bitirdim. Ne diyorsun ya, bitti mi? Tabii sorsana. Çok iyi. Aa ben ya sor. Yok bitmiş oraylar yok ya. Neredesin çocuklar abi? Kapı abinin ekibi de fena. Kaç şarkı? Beş şarkı bitirdik değil mi? Hızlı çalışırız ya. O zaman bir alkış. Nokta alkış. Tak. Evet, Sefo ileride Sefo gel veda. Sefo. Bitti mi? Dur ben seni oturtayım. Ha gel. Kanka sabah kalkıp burada değil mi? Kanka sen ne kaç saattir buradayız birader? 3 saat 15 dakika oldu. Oha! Ne diyorsun Mero? Kaç saat oldu? 3 saat. Hadi be. Hadi sen 1 saat geç geldin. İnsanlardan bir özür dilemen gerekiyor artık kanka sen. Özür dilerim. Kanka sür seni yine arıyor. Kanka sikerim peki. Al. Senin numaranı niye bulabiliyorlar? Senin Türkiye'deki izleyicilerine söylemek istediğin bir şey yok mu? Türkiye'deki izleyicilerime, dinleyicilerime, izleyicilerime, her şeye, herkese evet. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Ekim miydi, neydi ya? 11. ay oluyordu, Ekim mi oluyordu? Oktober. Aynen, 11. ayın, 10. ayın 11'inde albümüm çıkıyor. Maalesef içinde Türkçe bir şarkı yok ama yakında çok güzel Türkiye'de yapacağımız projeler var. Ben söyleyeyim mi bir tanesini? Bir tanesini söyledi zaten. Normalde gizli tutacaktık ama. Ben diğerini de söylüyorum. Tutamıyorum kendimi. Mikrofonu uzaklaştır çabuk. Tam bir tanesini daha söyleyeyim hatta. Kadın bir sanatçı. Aynen. Hadi şarkı yani hazır demeyeyim de az çok hazır. Başar Niner falan. Es mi? Evet. Tam Simge! Ben de albümünü bir tekim ama rakayım. Evet, şu an Simge'yi de. Dur kanka. Bir tane daha biliyorum. Aa hangisi? Vallahi ben bilmiyorum. Hangisi diye söyle bakayım. Hadi. Artık. Yaparız. Niye yapmayalım ya? Bir tane kanka. Bir tane deneyelim mi? Çıkarmasak da olur. Biz kendi aramızda. Deneyelim. Benim için. Niye denemeyelim ya? Ali abi iznin var mı? Niye denemeyelim? Fatih'le bir tane denemek istiyorum. Çok yakışacağını düşünüyorum. Deneyelim kanka. Olur. Söz mü? Bir tane böyle hard rap mi yapalım? Ne yapalım? Trap mi yapalım? Sen nasıl istiyorsan kanka. Kanka yok bu çok kesin. Fark etmiyor bro. Ya. Ben abi kitlesi. Ben de seve seve yaparım. Mero ne demek? Atin Mero bağladım beyler. Rahat olun. Lace Records'ta yakında yayında. Yaparız bu ya. Evet. Kapanışı güzel bir şekilde yapsana. Kapanışı. Hiç bana göre değil kanka. Daha önce hiçbir sunuculuk yapmadın. Tamam mı? Hepinize söyleyeyim. Öncelikle beni burada yalnız bırakmadığınız için, davetime teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın izleyicilerden eğer bir hatamız, kusurumuz olduysa özür dilerim. Kimse okumadan orada, insanlar orada yazdı, hiçbir mesaja dönmedi. Kanka. Ben bir şey diyeceğim. Evet. O eksik kanka. Kanka neden bir eksik? Bir tane şuraya yazılan bir mesaja, bir yoruma... Hemen okuyayım. Atif Fener Marşı ne zaman? Kanka ben okudum aslında, cevapladım. Kanka, her şeyi de okuyayım. Atif Fener Marşı ne zaman? Fener Marşı Nisan'da. Nisan'da. Değerli dinli izleyiciler, sizin yorumunuzu okuyayım. Atif Mero Fiti ne zaman? Bağla demişler. Atif Mero Fiti... Kışa gelir. Hayat ne gösterir? Aynen. Yapalım kanka. Önce deneyelim. Ben her türlü varım yani. Benden yana... Mero'ya bir alkış. Adam gibi adam olur. Bir şey diyeceğim. Ya.
Bir şey diyeceğim. Evet. Bu zamana kadar 6 seneden beri bu piyasadayım kanka. Evet. Bir tane Türkçe bir albüm bile çıkarmadım. Evet. EP olsun bile çıkarmadım. Şu an onun başındayım yani. Onun hı-hı şeyindeyiz, planındayız. Uğraşındasın. Aynen. Onun için Simge'ye dedik, Semih Cenk'i dedik. Söyleyeyim. O zaman Ati de olsun. Vay! İşte bu amına koyayım. Türkçe şarkılarla yaptığın fitler albüm gibi mi olacak? Aynen. EP, EP. Ondan sormadım ya. Hadi beyler daha ne yapayım amına koyayım? Daha ne yapayım? Başka ne istiyorsunuz? Onu planlıyoruz şu an. Daha Türkçe bir albüm çıkarmadım. Şu an artık bir çıkarayım diyorum. Çünkü 5-6 tane Türkçe şarkım var kanka. Artık şöyle evet, bir albüm veya seni... bir olsa bile çıkaralım 6-7 şarkı, 8 şarkı. Ben yorumları okumadım diye bana az önce fırça attın sen. Evet. Sen amına koyayım kitlene şarkı vermedin Türkçe şarkı. Ben senin Türkiye'de çok büyük kitle şarkı. Oğlum 3 tane şarkı ne? 4 tane sanatçı benim, zaten. Benim kitlem ayrı, benim yani Türkçe şarkı çıkarmama bile gerekmiyor. Almanca şarkılarımı bile dinliyor Türkiye'deki sevenler. Ben öyleyim. Nasıl akışlatıyorum abi? Ben onu kaçıcı artık. Çıkaracağım. Biraz arabeske de gireceğim yani. Evet, biraz biraz da Sefo kardeşime teşekkür ederim. Biraz da gireceğim. Biraz da Sefo kardeşime. Aynen tabii. Tabii. Sefo kardeşim, canım kardeşim. Teşekkür. Çok teşekkür ederim buraya geldiğin için. Ben teşekkür. Ben de var ya kanka. Ha, pardon, özür dilerim. Evet. Beni kırmayıp geldiğin için. Sen var mı yakında çıkacak parçan? Kaçak Toşko ifa da koydum çıkacak kanka. Vay, Toşko! Gel buraya. Kanka bize gösterir misin nasıl koyduğunu? Kanka gel buraya Sefo. Bu arada neden FIFA atmıyoruz? Mesela yayın falan ben yapacağım. Kitle yayın yapacağım. FIFA Toşko ben. Tanıyor musun bunu? Bu da Twitter'da fenomen kanka. Trans videoları falan çekiyor. Ne? Böyle videolar. Böyle videolar çekiyor. Ya yine söylemek istiyorum. Arkadaşlar inanın ki Toşko çok daha iyi oynuyor Sebo'nun. Ama bir muamele almışlar Toşko'yu. Ya bu çocuk, bu cümle gerçek. Ben şunu anladım. Gerçekten rapçisin. Sen köşede kalmışların, yıkıkların... Rapçi falan değil. Bu adam geldi. Sen de geldin kanka. Evet. Görüyorsun, anladım yani. Bu adam geldi, sen de geldin. Hep evet, beraber oturduk, oynadık. Bu adam karşıma... Adam dedi ki benim hayatımda oynadığım en iyi oyuncusu sensin dedi. Yok, o kadar değil. Abartma da. Bana demek istedim. Kendi dedi. Biz aynı takımda oynadık. En iyisi dedin lan, doğru. Aynen öyle. Ben seni geldim mi kanka? Yayın zorladı. Abi sen maç yapıyor muyuz? Bizim maçımız var. Gelmek ister misin? Tamam. Kanka, bu... Kanka bu hep böyle, full yalanda. Ulan ananı sikiyim, bu ne oğlum? Yayın kapı, ha açıldı. Açıldı. Kanka, benim, bizim... Buradan FIFA hazırlattım şimdi. Ha buradan FIFA, Semih Cenk'le FIFA oynamaya gidiyoruz şu an. Kanka FIFA'yı da oynarız da halı saha maçı yapalım. Beyler, tamam, benim... Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Herkesin için, Ati, sen beni kırmazsın gelirsin. Metospor'la maçım var benim. Kanka yayın... Ve inanılmaz oynuyor. Yok, oynamaz. Benim kanka bir tane YouTube kanalı var, çok izlenen. Onlarla maçım var. Gelmek ister misin sen de? Söz mü? Ne zaman? Yakın bir zamanda ayarlayacağım. Oğlum, tamam, sen de geliyorsun. Halı saha maçı değil, 6'ya 6 oynanıyor. 7'ye 7. 7'ye 7. Sen zaten karşı taraf 7 zaten. Evet. Sana 6 kişi lazım ya. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 2 kişi daha var bizde. Oğlum, 7. Biz aramızda oynasak ya bunu. Beyler, Metospor'u siktik. Beyler, abi oynayacak mı? Abi oynayabiliyor musun? Sen yaşlandın. Bu arada oynuyor yani. Çöpçülerin arasında en iyisi Bega. İnanmaz. Abi sikeceğim şimdi, tamam mı? Gitti geçen hafta oynadı. Berkcan Güvenler'in takımından oldu, olmaz. Türkçe rapçide de izledin mi? Beyler durun. Ben seni izlemedim. Nasıl oynuyorsun top? İyi oynarım ben top. Sefo kötü oynuyor. Nereden biliyorsun ya? İzledim şimdi. Çıkacak bugün. Tamam kanka, ben ayarlayacağım. Ben ayarlayacağım takımı. Buradaki herkes canlı yayında söz verdi. Bizim kanka çok izleniyor. Arkadaşlar şama söylüyor. Falan izleniyor amına koyayım. Ben geliyorsun. Şaka yapmıyorum. Ne kadar buradasın sen? 4-5 gün burada. Tamam, Mertcan Bahar. 4-5 gün için. Ne zaman geleceksin? Almanya'ya gidip. Tamam, ben ayarlayacağım. Mertcan Bahar'a da sesleniyoruz. Buradan ayarlıyoruz abi. Kapı abim. Beyler durun amına koyayım ya. Kapatalım yayını artık ya. Durun amına koyayım ben. Şu an karşısında Almanya'ya gidiyorsun. Maç orada yapasın. Leipzig'de yapalım ha. Berlin'de Artemis'i mi özledin sen? No problem. Wow. Geldi. Rapçiler, Almancı rapçilere karşı. Kardeşim sen de... Ben de pasaportlar okuyor. Çok iyi. Çok iyi content. Bu çok iyi content. Yapalım abi. Çıktı senin kanalda. Ya sikerim abi, her şey kike mi gidiyor? Senin kanalda. Yok yok birader, kike bir daha var, para kazandırmayalım. Kapı abi. Sana geldiğin için çok teşekkür ederim. Stüdyo zaten buradayım. Sen benim canımsın abi. Allah'ım. Aynen. Ati, sana ekstra özel bir teşekkür. Dinozor rapçisi olduğun halde geldim buraya. Arkadaşlar algı bu. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Bilal Hancı lan, Bilal Hancı. Dur. İki doğdum Bilal. İki doğdum Bilal. İki Central Sea Fit'in. Amına koyayım. Beyler onu da açıklayayım buradan. Kim yapacak onu? Kanka. İngiltere'de. Bir şey söyleyeceğim.
Çıkart şarkıyı ortaya koy. Herkes girsin. Verse 2 dedi. Kanka. İlk defa bir canlı yayında açıklıyorum ben bunu. İngiltere'de. İngiltere'ye gittiğim zaman Central Scene'in ekibiyle ve Central Scene'le görüştüm kanka. Türkiye'deki bir sanatçıya feat yapmak istediklerini ama kimseye kontak kimsenin kontak olmadığını söyledi. Kimseyle anladım, kontak anladım, bulamadığını söyledi. Evet, benim adımı duymuşlar. Görüşmek istediler. Ben de dedim senin ki senin adını duymuşlar. Evet. Dediler. Görüştük kanka kendisiyle oturduk evet. Albümden sonra albümü buradan ilk defa duyuyorum zaten siz de yakında göreceksiniz. Daha hiçbir yerde belli değil Amazon'a sattılar. Çok yüklü bir paraya benim yanımda sattılar. Ben o gün denk geldim. Albümden sonra da Türkiye feat'i geliyor. Allah'ın izniyle bizim istediğimiz bir sanatçıyla gelecek. Kim olduğunu Allah bilir şimdilik. Bir şey diyemiyorum. Her şeyi anlatıyorsun. Abi vallahi niye anlatamıyorum? Niye anlatmadığımı söyleyeyim kanka. Daha şimdi gelecek şarkıya ben Central'a bir isim vermedim. Onlar benden hani isim beklemiyor. Şarkıyı atacaklar ve birinin girmesini isteyecekler. Tamam. Şarkıya şimdi örnek veriyorum. Ati'nin type'ı ise Ati'ye atarım. Sefo'nun type'ı ise Sefo'ya atarım. Aa, sen buna karar veriyorsun. Evet abi. Şu Knight ne lan diyor. Kanka bak herkes. Türkiye'nin şu anki Shook Knight'ı ha. Ben ne olduğunu bilen biliyor ona. Sen bilmene gerek mi? İyi bir şey, yani iyi bir şey derken. O biliyor, biliyor. Tamam. Maza faka ya. Kanka bir tane Türk'ü kapatalım. Kanka. Kanka bir tane Türk'ü. Aynen yani aynen. Kanka bir tane Türk'ü hani. Kanka. Yetiyor yani. Mero Türk'ü. Mero Türk'ü. Kanka ne söyleyeyim ya? Bildiğimiz bir tane kanka. Ne söyleyeyim kanka? Bildiğimiz bir Türk'ü söyle. Uzun ince biliyor. Ne var güzel? Felek beni adım biliyor musun? Evet. Felek beni adım kovaladı yaralandım. Bilmem feleğe neyledim. Ömrüm sana doyamadım. Felek beni adım kovaladı yaralandım. Bilmem feleğe neyledim. Bir daha. Evet, kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ali Maya Bey'e çok özel teşekkürler.